80 Günde Devre alem. Jules Verne sesendiren, Rana Toka Konuşkan bir adam değildi Phileas Fogg. Ondaki gizemli hali artıran da bu gizem dolu sessizliğiydi. Ama hayatında esrarlı denecek bir yan yoktu. Şimdiye kadar belli bir yolculuk etmiş miydi? Belki de söyledikleri doğruydu kim bilir. Çünkü hiç kimse dünyayı onun kadar iyi bilmiyordu. En ücra yerler hakkında dahi fikirleri olurdu. Bazen kulüpte yollarını kaybetmiş yolcular hakkında konuşulurdu. O zaman Phileas Fogg bu konuşmalardaki hataları düzeltir, gerçek ihtimalleri gösterir, bu olaylar sonunda onun anlattığı gibi biterdi. Phileas Fogg uzun süredir Londra'dan ayrılmamıştı. Kendisini daha eski tanıyanlar evinden kulübe gelmek için her gün yürüdüğü yol hariç onu başka yerde görmediklerini söylüyorlardı. Phileas Fogg yalnız gazete okumak ve whist oynamakla vakit geçirirdi. Whist konuşulmadan oynanan bir kağıt oyunu olduğundan onun yaratılışına uygundu. Phileas Fogg evli değildi. Ayrıca akrabası ya da dostu da yoktu. Seville Row'daki evinde tek başına yaşıyordu. Bir tek uşak evin bütün işlerini görebiliyordu. Çünkü Phileas Fogg öğle ve akşam yemeklerini hep aynı saatte kulübün aynı salonunda ve aynı masada yerdi. Günün 24 saatinin 10 saatini evinde geçirir, bu süre içinde ya uyur ya da giyinerek tıraş olurdu. Seville Row'daki evi lüks olmamakla beraber çok rahat bir yerdi. Ev sahibinin alışkanlıkları hiç değişmediği için evin hizmeti pek o kadar ağır değildi. Fakat Fleas Fogg çalıştırdığı tek bir uşağın yine de her işi zamanında ve çok düzgün yapmasını isterdi. Tam o gün, yani 2 Ekim tarihinde Phyllis Fogg, uşağı James Foster'ın işine son vermişti. Uşağın suçu çok büyüktü. Efendisinin tıraş suyu 86 derece olacakken 80 derece su getirmişti. Çok titiz olan efendisi de bu durum karşısında uşağına yol vermişti. Şimdi James Foster yerine gelecek olan öteki uşağı bekliyordu yeni uşağın saat 11 ile buçuk 11 arasında gelmesi bekleniyordu. Phileas Fogg bir koltuğa kurulmuş, iki ayağı hazır ol vaziyetinde bir asker gibi birbirine yaklaştırmıştı. Vücudu dimdikti. Gözlerini saate dikmişti. Saat tam buçuktu. Bay Fogg'un her günkü gibi evden çıkıp reform kulübe gitmesi gerekiyordu. Tam o sırada Phileas Fogg'un oturmakta olduğu küçük salonun kapısı vuruldu. İşine son verilmiş uşak James Foster göründü. Yeni uşak geldi efendim dedi. Onun peşi sırada içeriye 30 yaşlarında bir delikanlı girerek selam verdi. Phileas Fogg, sen Fransızsın ama adın John öyle mi? diye sordu. Yeni uşak, asıl adım Jean'dir dedi. Fakat tanıdıklarım hep bana paspartu Jean derler. Övünmek gibi olmasın ama tuttuğum her işin üstesinden gelirim de ondan. Herkes beni dürüst bir insan olarak tanır. Yalnız doğruyu söylemek gerekirse şarkıcılık, cambazlık ve jimnastik hocalığına kadar her işi yaptım. Şimdi de maksadım sakin bir hayat sürmek. Pasparto adını unutmak. Phyllis Fogg, Pasparto fena isim değil dedi. Seni bana tavsiye eden dostlarım hakkında iyi şeyler söylediler. Ne iş yapacağını biliyorsun değil mi? Evet efendim. Peki saatin kaç? Paspartu cebinden gümüş bir saat çıkartıp baktı. On biri yirmi geçiyor efendim, dedi. Evet ama saatin tam dört dakika geri. Neyse farkın ne kadar olduğunu anladık ya o da yeter. Şu halde 2 Ekim 1872 çarşamba günü sabah saat 11.24'ten itibaren benim hizmetimdesin. Phyllis Fogg sonra şapkasını alarak dışarı çıktı. Paspartu sokak kapısının açılıp kapandığını duydu yeni efendisi dışarıya çıkıyordu. Kapı ikinci kez açılıp kapandı. Şimdi de kendisinden önce bu evde uşaklık eden James Foster sokağa çıkmıştı. Paspartu böylece Savile Row'daki evde yalnız kaldı. Paspartu yeni efendisini inceleme imkanı da bulmuştu. Bay Fogg 40 yaşlarında kadar olmalıydı. Asil ve güzel bir yüzü vardı. Biraz şişmancaydı ama bu ona yakışıyordu. Tam bir İngiliz beyefendisiydi. Bay Fox sakin ve soğukkanlıydı. Kronometre gibi dakik ve hassas bir adamdı. Paspartu'ya gelince, o arsız, yüzsüz, utanmaz bir adam değildi. İyi bir insandı. Sevimli bir yüzü vardı. Yumuşak başlıydı. Herkese yardıma hazırdı. Koyu kumral saçları daima biraz dağınıktı. İçi dışı bir samimi bir çocuktu. Acaba Pasparto efendisinin aradığı cinste her işi eksiksiz, saniyesi saniyesine gören bir uşak olabilecek miydi? Gerçi Pasparto epey fırtınalı, haşaralık dolu bir gençlik geçirmişti. Şimdi sakin, rahat bir hayat sürmekten başka isteği yoktu. İngilizlerin sakin insanlar olduğunu duyunca buraya çalışmaya gelmişti. Pasparto her şeyden önce efendisi olarak kabul ettiği ve hizmetinde bulunduğu kimseye karşı saygı duymak isterdi. Saat 11.30'u çalmış, Pasparto da Savilrov'daki evde yalnız başına kalmıştı. Hemen evin içini dolaşmaya başladı. Bodrum'dan tavan arasına kadar her yeri gezdi. Temiz ve muntazamdı. Evin içi işlerin kolayca görülmesine elverişli biçimde düzenlenmişti. Bütün bunlar Paspartunun çok hoşuna gitti. İkinci katta kendisine ayrılan odayı kolayca buluverdi. Tam istediği gibi bir odaydı. Kendi odasında saatin üzerine asılmış bir kağıt vardı ve üzerinde yapılacak günlük işler yazılıydı. Paspartu bunu alıp iyice okudu. Phyllis Fogg'un elbise dolabı da çok düzgün tertiplenmişti. Her pantolonun ceketin üzerinde bir numara vardı. Bu numaralar aynı zamanda bir girdi çıktı defterine yazılmıştı. Her numaranın hizasında da mevsimine göre bu elbisenin hangi günde giyileceği yazılıydı. Ayakkabılar için de aynı usul kullanılmıştı. Evde kitap ve kitaplık yoktu. Bay Fogg böyle şeyleri gereksiz görürdü. Çünkü reform kulüpte zaten iki kütüphane vardı. Passepartout evin her yanını adam akıllı gezdikten sonra ellerini ovuşturdu. Tam bana göre bir yer doğrusu diye düşündü. Bay Fogg'la mutlaka iyi anlaşacağım. Evinde oturmaktan hoşlanmıyor, saati saatine iş görüyor, makine gibi adam. Saat 12'yi 47 geçe sofradan kalkıp salona gitti. Sırasıyla bütün gazeteleri okudu. Reform kulübün bazı üyeleri içeri girdiler. Gelenler mühendis Andre Stewart, banker John Sullivan ve Samuel Falentin, bira fabrikatörü Thomas ve İngiltere Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinden Goldie Ralph'ti. Bunlar da Phileas Fogg gibi vist oyununun tiryakisiydiler. Hepsi zengin ve itibarlı kişilerdi. Thomas sordu. Ralph şu hırsızlık meselesinden ne haber? Andrew Stuart söze karıştı. Banka paranın üstüne bir bardak su içecek galiba. Gutierre Ralf ikisine de cevap verdi. Ne münasebet! Hırsızı mutlaka yakalayacağız. Belli başla bütün limanlara dedektifler gönderdim. Bu hırsız kimse onların elinden kurtulamayacaktır. Andrea Stuart Peki ama hırsızın ne biçim bir adam olduğu anlaşıldı mı diye sordu. Gutierre Ralf ciddi bir edayla cevap verdi. Her şeyden önce bu adam hırsız değil ki. Hırsız değil de ne demek? Adam bankadan... 55 bin İngiliz sterlini çalmamış mı? Gutiye Ralph hayır dedi. Bu arada başka bir ses duyuldu. Morning Chronicle'ın yazdığına bakılırsa adam gerçek bir centilmenmiş. Bu cevabı veren Phileas Fogg'du. Bu sözleri söylerken arkadaşlarına da selam verdi. Onlar da onu selamladılar. Söz konusu olay 3 gün önce 29 Eylül'de olmuştu. Birisi 55 bin sterlinlik bir deste parayı İngiltere Bankası Başveznedarı'nın önündeki bankodan alıp gitmişti. Bu kadar büyük bir hırsızlığın böyle kolayca yapılabildiğine şaşanlar da olmuştu. Bankanın aynı zamanda müdür yardımcısı olan Gutierre Ralf şöyle cevap veriyordu. Başveznedar tam o sırada tahsil ettiği parayı deftere geçiriyormuş. Bu şartlar altında insan her şeye birden dikkat edemez ki. İngilizler bankalarında ne bir bekçi ne de bir demir parmaklık bulundurur. Paralar ortada durur. İngiltere Bankası denen o mükemmel kurum halkın şerefine, namusuna büyük önem verir. Fakat 29 Eylül günü işler böyle gitmemişti. Yani para destesi gitmiş ve bir daha geri gelmemişti. Bunun üzerine yok olan para zarar hanesine geçirilmişti. En usta dedektifler Liverpool, Glasgow, Har, Süveyş, Briz diz limanlarına gönderilmişti. Kalan paranın yüzde beşi hırsızı bulan dedektife bağışlanacaktı. Centilmenler arasında paranın bulunup bulunamayacağını hararetli biçimde tartışıyorlardı. Andrew Stewart, bana kalırsa bu işte şans hırsızdan yana çünkü çok usta bir şeye benziyor bu adam. Ralph, yok canım hiçbir yere kaçamaz ki. Neden kaçamasın? Nereye kaçacak? Orasını bilemem ama dünya geniştir. Phyllis Fogg alçak sesle konuştu. Dünya eskiden genişti. Kesmesi için kağıtları Thomas'a verdi. Oyun sırasında tartışma yine durdu fakat çok geçmeden yeniden başladı. Gutierre Ralph, ben de Bay Phyllis Fogg gibi düşünüyorum. Dünya küçüldü sayılır çünkü insan şimdi 100 yıl öncesine göre 10 kez daha az bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. İşte bu yüzden hırsızlık içinde araştırmalar daha çabuk yapılacak. Fakat Stewart, Ralph'in sözlerine bir türlü inanmak istemiyordu. Oyun bittikten sonra yine bu konuyu açtı. Bay Ralph, dünya küçüldü diye çok hoş bir şey söylediniz doğrusu. Demek şimdi üç ayda dünya turu yapılabiliyor. Phyllis Fogg araya girdi. Ne münasebet, şimdi dünya turu tam 80 günde yapılabiliyor. John Sullivan da Phyllis Fogg'a hak verdi. Andrea Stewart, Evet 80 gün ama kötü hava, ters yönden esen rüzgarlar, gemilerin batması, trenlerin yoldan çıkması filan bu hesapta yok diye bağırdı. Phileas Fogg oyuna devam ederken cevap verdi. Her şey dahil merak etmeyin. Tartışma hararetlenmişti. Oyun sırasında da konuşmaya devam ettiler. Phileas Fogg elindeki kızları açtığı sırada cevap verdi. Hepsi dahil dedim ya. Andrea Stewart, Bay Fogg, İş lafta kaldığı sürece belki hakkınız vardır ama yolculuğu yapmaya kalkışınca... Yolculuğu yapmaya kalkışınca da 80 günde bu dünya turunu bitiririm Bay Stewart. Bitirin de görelim. Bu sizin elinizde. İsterseniz birlikte yola çıkalım. Tanrı korusun. Ama ben 4000 İngiliz sterlinine bahse girerim ki kimse bu süre içinde böyle bir turu yapma imkanı bulamaz. Bay Fogg cevap verdi. Aksine ben bunun pekala mümkün olduğunu söylüyorum. Mümkünse yapın. 80 günde dünya turu mu? Evet. Yaparım elbette. Ne zaman yapacaksınız? Hemen şimdi. Haberiniz olsun masraflar size ait. Delilik olur bu diye bağırdı Bay Stewart. Biz oyunumuza devam edelim. Öyleyse yeniden kağıt verin. Andrea Stewart kağıtları titrek bir elle alacağı sırada birden masanın üstüne bıraktı. Pekala Bay Fogg, dört bin İngiliz sterlinine bahse giriyorum öyleyse. Valentin, Stuart sakin ol biraz yaptığın ciddi bir iş değil dedi. Ben bahse giriyorum dedim mi her zaman ciddidir dedi. Bay öyle olsun dedi. Sonra da kulüp arkadaşlarına dönerek ilave etti. Baring Brothers bankasında yirmi bin sterlin param var. Ben bunları ortaya koyuyorum. Sullivan bağırdı. 20 bin İngiliz sterlinimi. mi? İyi ama beklenmedik bir gecikme yüzünden bu parayı kaybedebilirsiniz. Bay Fogg başını eğerek, dünyada beklenmedik bir şey yoktur diye cevap verdi. Evet ama Bay Fogg, bu 80 günlük süre bu iş için gereken zamanın asgarisi olarak hesaplandı. Varsın olsun, o da iyi kullanıldı mı yeter de artar bile. 80 günü geçirmemek için saniyesi saniyesine trenden inip vapura binmek, vapurdan inip tekrar trene binmek gerekecek. Ben de saniyesi saniyesine yapacağım o zaman. Şaka ediyorsunuz. Bahis bildiğimiz gibi ciddi bir iştir. Böyle bir şey söz konusu oldu mu da iyi bir İngiliz kesinlikle şaka etmez. 80 günde hatta daha da kısa bir zamanda bu geziyi yapacağım. 80 gün 1920 saat ya da 115.200 dakika eder. Kim isterse 20 bin İngiliz sterlinine bahse girmeye hazırım. Kabul ediyor musunuz? Stuart, Valentin, Sullivan, Flanagan ve Ralph aralarında konuştuktan sonra kabul ediyoruz dediler. Bay Fogg, peki Dover'a tren saat 8.45'te kalkıyor. Ona bineceğim. Stuart, bu akşam mı diye sordu. Phyllis Fogg, Tabii bu akşam diye cevap verdi. Sonra da bir cep takvimi çıkartıp bakarak ilave etti. Bugün 2 Ekim çarşamba değil mi? Bu hesaba göre 21 Aralık cumartesi günü saat 8.45'te buraya Reform Kulübü'nün salonuna dönmüş olacağım. Dönmezsem Bering Brothers Bankası'ndaki hesabımda bulunan 20.000 İngiliz sterlini fiilen ve hukuken size ait olacak beyler. İşi sağlama bağlamak için size 20 bin sterlinlik bir çek veriyorum. Buyurun. Hemen zabıt tutuldu. İlgili altı kişi imzaladılar. O sırada saat yediyi çaldı. Bay Fogg'a, isterseniz oyunu bırakalım da yol hazırlığı yapın dediler. O yine kılı kıpırdamadan, ben daima hazırım dedi. Sonra kağıtları açarak ilave etti. Karo ile açtım. Oyun sırası sizde Bay Stewart. Phileas Fogg Oyunda 20 bin İngiliz sterlini kazandıktan sonra saat 7'yi 25 geçe arkadaşlarından izin isteyip reform kulüpten ayrıldı. Uşak Bay Fogun böyle programa aldırmaksızın bu beklenmedik saatte çıkageldiğini görünce epey şaşırdı. Çünkü elindeki programa göre efendisinin ancak gece yarısı dönmesi gerekiyordu. Phyllis Fogg odasına çıktı. Sonra uşağını çağırdı. ''Pasparto!'' Uşak cevap vermedi. Efendisi onu çağırıyor olamazdı çünkü çağırma saati henüz gelmemişti. Bay Fogg sesini fazla yükseltmeden tekrar etti. ''Pasparto.'' Bunun üzerine Pasparto odaya girdi. Bay Fogg, ''İkidir seni çağırıyorum, duymadın mı?'' diye sordu. Pasparto saatini çıkarıp eline almıştı. ''Henüz gece yarısı olmadı ki efendim.'' Felis Fogg, ''Biliyorum'' dedi. ''Bu yüzden de sana çıkışmıyorum. 10 dakikaya kadar Dover'a, oradan da Klai'ye gideceğiz.'' Fransızın yuvarlak yüzü buruştu. Yanlış duymuş olmalıydı. Geziye mi çıkıyorsunuz diye sordu. Phyllis Fogg, evet dünya turu yapacağım. Dünya turu diye mırıldandı uşak. Evet hem de 80 günde. Onun için kaybedecek bir dakikamız bile yok. İyi ama bavulları ne zaman hazırlayacağız diye sordu Pasparto. Bavul filan götürmeyeceğiz. Ufak bir çanta yeter. İçine iki yün fanila, üç çift çorap koyarız. Sen de çantanı aynı şekilde hazırla. Diğerlerini yoldan satın alırız. Pardüsemle seyahat battaniyemi de getir. Ayaklarım sağlam olsun. Zaten ya hiç yol yürümeyeceğiz ya da çok az. Hadi bakalım. Paspartu Bay Fogg'un odasından çıkıp kendi odasına gitti. Bir sandalyenin üzerine yığıldı. Oh işimiz iş diye mırıldandı. Ben de buraya rahat etmek için gelmiştim sözde. Yol hazırlıklarını hemen yaptı. 80 günde dünya turu şaşılacak bir şeydi. Saat 8'de Pasparto kendisiyle efendisinin giyeceği eşyayı küçük bir çantaya yerleştirmişti. Kapıyı iyice kapattıktan sonra Bay Fogg'un yanına gitti. Bay Fogg da hazırlanmıştı. Koltuğunun altında Bradshaw yolculuk kılavuzu vardı. Çantayı uşağın elinden alıp açtı, içine her ülkede geçen İngiliz kağıt paralarından kocaman bir tomarı yerleştirdi. Sonra bir şey unutmadın ya diye sordu. Hayır efendim. Pardüsen battaniyem nerede? Burada efendim. Peki al şu çantayı bakayım. Dikkat et içinde 20 bin İngiliz sterlini var dedi. Sonra efendiyle uşak aşağı indiler ve sokak kapısını iyice kilitlediler. Bay Fogg'la uşağa bir arabaya bindiler. Arabada çabucak Charing Cross istasyonunun yolunu tuttu. Saat sekizi yirmi geçe araba istasyonun demir parmaklığı önünde durdu. Filiz Fogg Paspartu'ya Paris'e iki tane birinci mevki bilet al dedi. Saat sekizi 40 geçe Filiz Fogg'la uşağı aynı kompartmana yerleştiler. Saat kırk 45 geçe bir düdük öttü. Tren ilerlemeye başladı. Gece zifiri karanlıktı. Tren daha Sindan'ımı geçmemişti ki Paspartu ümitsizlik dolu bir çığlık kopardı. Bay Fogg, ne var ne oluyorsun diye sordu. Şey, aceleyle çıktık ya, heyecandan unutmuşum. Neyi unutmuşsun? Odamdaki hava gazı lambasını yanık unutmuşum. Bay Fogg soğuk bir sesle cevap verdi. Öyleyse oğlum, hava gazı faturasını dönüşte sen ödersin. 80 günde dünya turu reform kulübü üyeleri arasında büyük bir heyecan uyandırmıştı. Bu heyecan muhabirler ve gazeteler yoluyla tüm Londra'ya yayıldı. Gazetelerde büyük tartışmalar çıkıyor, bunun delilik olduğu yazılıyordu. Filiz Fok'un tarafını tutanlar yavaş yavaş vazgeçiyorlardı. Yolculuğun yedinci günü Londra polis müdürü şöyle bir telgraf aldı. Polis müdürü Rowan'a, şu anda Süveyş'teyim, bankayı soyan Filiz Fok'u izliyorum, tutuklama emrini bombaya gönderin. Dedektif Fix Bu telgraf ani bir etki yaptı. Fogg'un kulüpteki resmi hırsızın temsili resmine aynen uyuyordu. Herkes Filiz Fog'un İngiliz polislerinden kurtulmak için bu yolu seçtiğini düşünüyordu. Süveyş ile Aden arası 1310 mildir. Mongalya'nın kazanları iyice ateşlendiği için gemi Aden'e 138 saatlik bir zamanda varacaktır. Kızıl Kızıldeniz'in saati saatine uymaz, çoğu zaman fırtınalıdır. İşte Mongalya bu rüzgarda dehşetli sallanıyordu. Phyllis Fogg bunlara hiç aldırmıyor, yeni edinliği kağıt meraklısı arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Passepartout kamerasında gününü gün ediyordu. Sonra nedense Bombay'da bu serüvenin sona ereceğini düşünüyordu. Süveyş'ten kalkışlarının ertesi günü yani 29 Ekim'de gemi Mısır'a uğradığı sırada güldüğü kibar kişiye yine rastlayınca bayağı sevindi. Adamın yanına yaklaşıp sevimlice gülerek Süveyş'teyken bana siz kılavuzluk etmiştiniz, değil mi efendim diye sordu. Polis afiyesi, ha evet dedi. Ben de seni hatırladım. Sen de o acayip İngiliz'in uşağıydın, değil mi? Evet, ta kendisi Bay Bay Fix. Evet Bay Fix. Va burada sizinle karşılaştığımda çok sevindim. Yolculuk ne tarafa? Ben de sizin gibi bombaya gidiyorum. Aman neyi? Daha önce buralara gelmiş miydiniz? Çok ben bu şirketin acentesiyim. Peki Bay Fogg nasıl? İyi mi bari? Çok iyi Bay Fix. Ben de iyiyim. Kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorum. Deniz havası yaradı galiba. Bu gezi Bombay'da sona ereceğe benziyor. Evet ama efendini hiç güvertede göremiyorum. Güverteye hiç çıkmaz ki. Meraklı değildir de. Biliyor musun Pasparto? Bu sözde 80 günlük dünya turunun altında gizli bir şey var gibi geliyor bana. Mesela diplomatik bir görev filan gibi. Bay Fix, doğrusunu isterseniz benim de bir şey bildiğim yok. Sonra aldırdığım da yok buna. O karşılaşmadan sonra Pasparto ile Fix sık sık buluşup konuştular. Fix sırası gelince bu ahbaplıktan yararlanabilirdi. Mongalya, Aden'e 15 Ekim sabahı gelecek yerde 14 Ekim sabahı gelmişti. 15 saatlik bir kazancı vardı. Bay Fogg'la uşağı karaya çıktılar. İngiliz centilmen pasaportunu vize ettirdi. Fix sezdirmeden peşlerine takılmıştı. Vize işi bitince yarım kalan oyunun başına döndü. Hint denizinde hava sakindi. Gemi 20 Ekim günü saat 4.30'da Bombay rıhtımına yanaştı. Geminin Bombay'a 21 Ekim'de varması gerekiyordu. Oysa 20 Ekim'de gelmişti. İki gün daha karhanesine kaydetti. Kalküta treni tam 8'de hareket edecekti. Onun için Bay Fog, arkadaşlarına hoşça kal dedikten sonra vapurdan indi. Pasaport dairesine doğru ilerledi. Pasaport dairesinden çıktıktan sonra doğru gara gitti. Akşam yemeğini yedi. Bay Fogg'dan biraz sonra dedektif Fix de Mongalya gemisinden karaya çıkmış, doğru Bombay polis müdürünün yanına koşmuştu. Kimliğini gösterip hırsızlık yaptığından kuşkulanılan adamla ilgili durumu izah etti. Sonra da sordu. Londra'dan bir tutuklama emri geldi mi acaba? Hayır gelmedi. Fix buna fena halde bozuldu. Bu sefer müdürden Fogg'u tutuklamak için emir koparmak istediyse de bu isteği geri çevrildi. Bu kraliyet polisinin işi. Tutuklama emrini ancak orası verebilir denildi. Fix tutuklama emrini beklemekten başka yol olmadığını anlayarak ısrar etmedi. Fakat hırsız sandığı Phyllis Fogg'u Bombay'da kaldığı sürece gözden kaybetmemeye karar vermişti. Phyllis şehirde kalacağından kuşkulanmıyordu. Zaten Paspartu da bu fikirdeydi. Bu yüzden Fix de kendisine bol zaman kalacağını sanıyordu. O gün yerliler bir çeşit bayram kutlamaktaydılar. Paspartu'nun bu garip törenleri merakla izlediğini söylemeye gerek yok. Bu sırada Paspartu hem kendisine hem de efendisine zararlı olacak bir harekette bulundu. Paspartu az önce sözünü ettiğimiz bayram gösterilerini seyrettikten sonra gara gitmeye hazırlanıyordu. O sırada Mailbar Hill'deki muhteşem tapınağın önünden geçti ve aksilik bu ya gidip şunun içini de bir göreyim dedi. Fakat onun iki şeyden haberi yoktu. Bunlardan ilki bazı Hindu tapınaklarına yabancıların gitmesinin kesin olarak yasak oluşuydu. İkincisi de Hinduların bile bu gibi tapınaklara girerken ayakkabılarını çıkartmak zorunda olduklarıydı. Hem İngiliz hükümeti bu ülkenin dini inançlarına saygı gösterir hem de başkalarını saygı göstermeye mecbur tutardı. Bu yasa aykırı hareket eden kimse kim olursa olsun şiddetle cezalandırılırdı. Paspartu'da kötü niyetle değil meraklı bir turist gibi Mail Bar içine girmişti. Brahman süsleme sanatının bu göz kamaştırıcı örneğini hayran hayran seyrederken birdenbire kendini yerdeki mukaddes döşeme taşlarının üstünde buluverdi. Çok öfkeli oldukları anlaşılan üç rahip üstüne atılarak ayakkabılarını, çoraplarını çıkarttılar. Sonra da bağırışarak zavallı uşağı dövmeye başladılar. Paspartu kuvvetli ve çevik bir gençti. Hemen yerinden fırladı. Bir yumruk ve peşinden de bir tekme sallayıp rakiplerinden ikisini yere yuvarladı. Bunlar uzun etekli cübbeleri içinde debelenirken o da bacaklarının var gücüyle tapınaktan dışarı fırladı peşine takılan üçüncü Hindu'yu epeyce geride bırakmıştı. Fakat adam hala kovalıyor, üstelik bağırıp çağırarak başına büyük bir kalabalık topluyordu. Saat 8'e 5 kala, yani trenin kalkışından ancak birkaç dakika önce istasyona yetişebildi paspartu. Ama yalın ayak, başı açıktı. Üstelik kavga sırasında çarşıdan aldığı öteberiyi de kaybetmişti. Fix de orada, istasyonun peronundaydı. Phyllis Fogg'un peşindeydi onun Bombay'dan ayrılacağını anlamış, hemen onunla birlikte Kalküta'ya hatta gerekirse daha da uzağa gitmeye karar vermişti. Paspartu loş bir köşede durmakta olan Fix'i görmedi. Ama başına gelenleri efendisine kısaca anlatırken Hafiye bunların hepsini duydu. Phyllis Fox sadece umarım bir daha başına böyle bir iş gelmez dedi. Sonra da vagonlardan birine girip oturdu. Zavallı Pasparto da yalın ayak ve süklüm püklüm efendisinin ardından vagona girdi. Fix başka bir vagona binmeye hazırlanıyordu. Tam o sırada aklına başka bir şey geldi ve yola çıkmaktan birdenbire vazgeçti. Kendi kendine yok yok burada kalayım daha iyi dedi. Şimdi ortada işlenmiş bir suç var. Bu Paspartu denen adam Hindu dinine hakarette bulundu. İkisi de avcumun içinde demektir. O anda lokomotifin uzun uzun düdük çaldığı duyuldu. Tren de gecenin koyu karanlığı içinde kaybolup gitti. Tam zamanında yola çıkmıştı. Tren oldukça kalabalıktı. Bunlar arasında birkaç subay ve sivil memurla afyon ve çivit tacirleri de vardı. Paspartu da efendisiyle aynı kompartmanda oturuyordu. Karşı köşede üçüncü bir yolcu daha vardı. Bu adam General Sir Francis Cromatri'ydi. Süveyş'le Bombay arasında Bay kağıt oynayanlardan birisi de oydu şimdi de Benares yakınlarında konaklamakta olan kıtalarının başına gidiyordu. Sir Francis Cromartie sarışın, iri yarı bir adamdı. 50 yaşlarında kadar vardı. Sir Francis Cromartie yol arkadaşını oyun oynarken iyice incelemiş ve onun garip bir adam olduğunu anlamakta gecikmemişti. Tren ertesi gün yani 21 Ekim tarihinde Kandeş topraklarında ilerlemeye başladı. Burası oldukça düzlük bir yerdi. Paspartu uyanmış, etrafı seyrediyordu. Saat 12.30'da tren Burampur istasyonunda durdu ve Paspartu dünyanın parasını vererek bir pabuç aldı. Yerlilerin giydikleri cinsten bir pabuçtu bu. Üzerinde cam boncuktan işlemeleri vardı. Yeni pabuçlarını böbürlene böbürlene ayağına giydi. Akşama doğru tren Sutur sıradağlarına tırmanmaya başladı. Ertesi gün Sir Francis Cromartie saat kaç diye sorunca Paspartu saatine baktı. Saat 3 diye cevap verdi. Gerçekten de Paspartu'nun meşhur saati hala Greenwich meridyenine göre ayarlıydı. Burası da 77 derece batıda olduğuna göre zaman 4 saat kadar geriydi. Bunun üzerine Sir Francis Paspartu'ya saatin doğrusunu söyledi. Vaktiyle Fix'in de yaptığı gibi bu saat farkının neden ileri geldiğini ona anlattı. Ama o inatçılık edip saatini ileri almadı. Tren sabahın 8'inde ve Rotal istasyonunu geçtikten 15 mil sonra ormanın ortasındaki açıklıkta durdu. Ormanın kenarında bir iki ahşap evle birkaç işçi kulübesi vardı. Trenin kondüktörü vagonların önünden geçerek yolcular burada inecekler diye bağırdı. Phyllis Fogg, Sir Francis Cromartie'nin yüzüne baktı ama o da trenin ormanın ortasında niçin durduğunu anlayamamıştı. Paspartu da onlar kadar hararetteydi. Hemen trenden indi, biraz sonra da geri geldi. Efendim demiryolu burada bitiyor dedi. O zaman Sir Francis Cromartie hayretle sordu, bu da ne demek? Yani tren yoluna devam edemeyecek. Tu General hemen vagondan indi. Phyllis Fogg da acele etmeden onu izledi. İkisi birlikte kondüktörün karşısına dikildiler. Sir Francis Cromatry, biz neredeyiz şimdi diye sordu. Kolbi köyündeyiz generalim. Burada mı kalacağız? E öyle, demiryolu inşaatı bitmedi ki. Ne, demiryolu inşaatı bitmedi mi? Hayır, bitmedi. Burayla Allahabad arasında 50 millik mesafe henüz inşaatı bitmedi. Ama Allahabad'dan ileriye demiryolu yine devam ediyor. İyi ama gazeteler demir yolu işletmeye açıldı diye yazmışlardı hani. Generalim sizin okuduğunuz gazeteler yanılmış olacaklar. Sir Francis yavaş yavaş kızmaya başlıyordu. Peki ama nasıl olur da Bombay'dan Kalküta'ya bilet kesersiniz? diye sordu. Biz biletleri hep böyle keseriz. Çünkü bizi tercih eden yolcular Kolbi ile Allahabad arasında demir yolu olmadığını, bu mesafeyi başka bir araçla aşmak gerektiğini bilirler. Sir Francis olanlara iyice sinirlenmişti. Hele paspartu bıraksalar kondüktörü bir temiz dövecekti. Efendisinin yüzüne bakmaya cesaret bile edemiyordu. Bay Fox sadece Sir Francis isterseniz tartışmayı bırakalım da Allahabad'a gitmek için bir taşıt bulmaya çalışalım dedi. İyi ama Bay Fox bu gecikmenin size çok büyük zararı dokunacak. Hayır Sir Francis ben bunu zaten hesaba katmıştım. Ne? Demek siz yolun kapalı olduğunu... Yok canım, yolun kapalı olduğunu nereden bileceğim? Ama eninde sonunda yol boyunca karşıma bir engel çıkacağını biliyordum. Neyse, henüz hiçbir şey kaybolmuş değil. Programımdan iki gün öndeyim. Bunları feda etsem bile sonuç değişmez. Kalküta'dan Kasım'ın ikinci günü, öğleyin Hong Kong'a bir vapur var. Bugün ayın 22'si ve Kalküta'ya ulaşmak için yeterli zamana sahibiz. Zaten yolcuların çoğu buradan öteye yolun bitmemiş olduğunu biliyordu. Bu yüzden herkes trenden inmiş, köyde ne kadar araba, tahtirevan, midilli gibi ulaşım aracı varsa hepsini ele geçirmişti. Bu yüzden Bay Fogg'la Sir Francis Cromarty bütün köyü aradılar ama hiçbir şey bulamadan geri geldiler. Phyllis Fogg, ben yürüyerek giderim dedi. Pasparto o sırada efendisinin yanına gelmişti. Bu sözleri duyunca içinden eyvah hapı yuttuk dedi. Sonra da süslü püslü fakat çok ince tabanlı pabuçlarına bakarak düşünceli düşünceli başını salladı. İyi ki o da kendi hesabına araştırmalar yapmıştı. Biraz ezile büzüle, ''Efendim ben bir taşıt buldum galiba.'' dedi. ''Neymiş o buldun?'' diye sordu Bay Fok. ''Bir fil buldum. Yüz adım ötede oturan bir Hintli var. Fil onun.'' ''Gidip bir bakalım şu file.'' dedi. Beş dakika sonra Phyllis Fogg, Sir Francis ve Passepartout bir kulübenin içinde bir Hintli ile oturuyordu. Bahçe gibi bir yerde ise fil durmaktaydı. Bay Fogg la iki arkadaşının isteği üzerine Hintli onları o bahçe gibi yere soktu. Phyllis Fogg fili kiralamaya karar vermişti. Bu hayvanların soyu tükenmeye yüz tuttuğu için Hindistan'da fillere çok değer verirler. Bay Fogg Hintli'ye ne kadar para teklif ettiyse de kiralamayı kabul ettiremedi. Bu sefer Phyllis Fogg, fili satın almaya karar verdi. Bin İngiliz sterlinine satar mısın onu? Fakat aksilik bu ya, Hintli filini satmak niyetinde de değildi. Ama belki de daha fazla para koparmak için böyle yapıyordu. Nihayet Bay Fogg, 2000 İngiliz sterlini verince Hintli hayvanı satmaya razı oldu. Alışveriş bittikten sonra iş bir kılavuz bulmaya kalıyordu. Bu daha kolay çözümlendi. Zeki yüzlü bir Hintli, isterseniz sizi ben götüreyim dedi. Bay Fogg kabul etti. Ona da yolculuğun sonunda dolgun bir para ödeyeceğine söz verdi. Adam filin üzerine bir örtü yaydı, sonra hayvanın sırtına iki yanı küfeli bir semer geçirdi. Bunlar yolculuk için hiç de elverişli değildi ama yapacak fazla bir şey de yoktu. Küfelerin birine Bay Francis, diğerine Filiz Fogg bindi. Paspartu da örtünün üzerinde efendisiyle generalin arasına oturarak bacaklarını filin sırtının iki yanından aşağı sarkıttı. Yerli kılavuzsa filin boynuna tırmandı ve saat 9'da köyden ayrılarak kestirme olsun diye hurma ağaçlarından oluşan bir ormana daldı. Kılavuz hep kestirmeden gidiyor, yerlilerden uzak durmaya çalışıyordu. Geceyi bir evde geçirdiler. Sabah 6'da tekrar yola çıktılar. Kılavuz o akşam Allahabad istasyonuna varacağını umuyordu. Yolculuk olaysız geçiyordu. Fil akşama doğru korku belirtileri göstererek birdenbire verdi. Saat dörttü. Ormandan bir takım gürültüler geliyordu. Kılavuz yolcuları indirip fili bir ağaca bağladı. Bu gürültünün nereden geldiğine bakmaya gitti. Birkaç dakika sonra da geri geldi. Brahmanlar toplu halde bu tarafa geliyorlar dedi. Ne yapıp etsek de onların gözüne gözükmesek. Sonra fili bir fundalığın içine gizlediler. Yolcular da ağaçlara çıktı. Çalgı sesleriyle insan çığlıkları gittikçe yaklaşıyor, şarkılar, davul ve zil sesleri birbirine karışıyordu. Çok geçmeden alayın baş tarafı ağaçların altından gözüktü. Ağaçtan bunları rahatlıkla görebiliyorlardı. En önde rahipler vardı. Bunların etrafını bir sürü kadın, erkek ve çocuk almıştı. Ölüler için söylenen dualardan birine hep bir ağızdan mırıldanıyorlardı. Yerliler acayip bir şekilde boyanmışlardı. Arabanın her tarafını yılanlarla süslemişler, üstüne de korkunç ve çirkin bir heykel oturtmuşlardı. Arabayı iki çift hörgüçlü yaban öküzü çekmekteydi. Bu heykel kafası kesik bir devin üstünde ayakta durmaktaydı. Kılavuz Tanrıça Kali, aşk ve ölüm tanrıçasıdır bu, dedi. Paspartu, ölüm tanrıçası olmasına aklım erer de aynı zamanda aşk tanrıçası oluşuna hayır, dedi. Böyle suratsız bir kadın aşk tanrıçası olur mu hiç? Yerli Paspartu'ya sus diye işaret etti. Yerliler heykelin etrafında çeşitli hareketlerle dans ediyorlardı. Onların peşi sırada birkaç tane Brahman kadını geliyordu. Bunlar en güzel elbiselerini giymişlerdi. Yanlarında ayakta duracak gücü bulamayan bir kadını sürüklüyorlardı. Bu kadın gençti. Bir Avrupalı gibi beyaz tenliydi. Boynu, kolları bir sürü mücevherle süslüydü. Üstündeki ince bir tülle örtülü altın pullu bir entarenin kıvrımları arasından vücut hatları iyice görünüyordu. Bu genç kadının ardından muhafızlar gelmekteydi. İyice silahlanmışlar ve omuzlarındaki taht bir ceset taşımaktaydılar. Bir ihtiyarın ölüsüydü bu. Sanki hala hayattaymış gibi bu ölüyü güzelce giydirmişlerdi. Bunların arkasından da kendinden geçmiş bir sürü din adamı geliyordu. Sir Francis bütün gürültü patırtının geldiği yere acayip ve kederli bir tavırla bakıyordu. Kılavuza dönerek ''İnsan kurban edilen bir tören midir bu?'' dedi. Kılavuz evet anlamına gelen bir işaret yaptıktan sonra parmağını dudaklarına götürdü. Alay ağır ağır ağaçların arasından geçip gitti. Sonra ormanın derinliklerinde sesleriyle birlikte kayboldu. Phyllis Fogg, Sir Francis'in söylediği bu kurban sözcüğünü duymuştu. Alay geçip gittikten sonra sordu. Neymiş bu tören? Tu General cevap verdi. Bay Fogg, bunun insanların kurban edildiği bir tören olduğu doğrudur. Ama kurban zorla değil, isteğiyle katılır. Bu demin gördüğünüz genç ve güzel kadın var ya, yarın şafakla birlikte onu diri diri yakacaklar. Peki o ölü ne oluyor öyle? Bu sefer kılavuz cevap verdi. Ölü, kadının kocası olan prenstir. Bu adam Bundelkung'da bağımsız bir racadır. Phyllis Fogg en ufak bir heyecan belirtisi göstermeden sordu. Nasıl oluyor da böyle vahşice gelenekler buralarda hala yaşayabiliyor? İngilizler neden kaldırmadılar bunları? Sir Francis, artık Hindistan'ın birçok yerinde insan kurban edilmiyor ama bu bölgelere, hele de Bundelkunga hiç söz geçiremiyoruz. Vindhya dağlarının bütün kuzey yamaçlarında boyna adamlar öldürülür, yağmalar yapılır. Paspartu'da Vah zavallı kadın diri diri yakacaklar onu ha diye mırıldanıyordu. Zaten yakılmazsa akrabaları ona hayatı zindan ederler, saçlarını tıraş ederler, yemek vermezler, evden kovarlar. Sonunda da zavallı kadın uyuz bir köpek gibi köşede ölüp gider. Onun için böyle ömür sürmektense diri diri yakılmayı tercih ederler. Tu General bunları anlatırken kılavuz devamlı başını sallıyordu. Sir Francis sözlerini bitirdikten sonra ama bu kadın kendini isteye isteye yaktırmıyor dedi. Zavallıyı da yarın şafakla birlikte yakacaklar. Nereden biliyorsun? Bundelkung da bu işi herkes bilir. İyi ama kadıncağız hiç de karşı koymak ister gibi değildi, dedi. Onu kenevir dumanı ve afyonla sarhoş etmişlerdir de ondan. Peki nereye götürüyorlar kadını? Buradan iki mil uzakta plajı tapınağı vardır, oraya götürüyorlar yakılacağı saat gelinceye kadar geceyi orada geçirecek. Yakma işi ne zaman olacak? Yarın sabah güneş doğarken. Kılavuz bu cevabı verdikten sonra fili sık fundalıktan çıkartıp boynuna tırmandı. Fakat tam özel bir ıslık sesiyle hayvanı sürmeye başlayacağı sırada Bay Fogg onu durdurdu. Sir Francis'e dönerek, şu kadını kurtarsak nasıl olur diye sordu. General, Kadını kurtarmak mı? Çıldırdınız mı siz Bay Fogg diye bağırdı. Hem yolunuzdan da kalırsınız bu yüzden. Zararı yok. Şimdiki halde programdan 12 saat ilerdeyim. Bu 12 saati de bu iş için kullanabilirim. Ha o başka, siz cidden iyi bir insansanız Bay Fogg. Eh bazen vakit bulduğum zaman öyleyimdir, dedi. Bu çok büyük yüreklilik isteyen bir tasarıydı. Bay Fogg dünya turunu tehlikeye atmış olacaktı ama hiç çekinmedi. Kadını kurtarmaya karar verdiler. Bir saat sonra plajı tapınağına yaklaştılar. Zavallı kadını nasıl kurtaracaklarını araştırdılar. Akşam olunca keşfe çıktılar. O sırada Hint fakirlerinin feryatları bir bir susuyordu. Bunların hepsi afyon keşte. Hep birlikte ormanda ilerlemeye başladılar. Küçük bir ırmağın kenarına geldiler. Orada kocaman bir odun yığını gördüler yığının üstünde Raja'nın ölüsü duruyordu. Adam da dul karısıyla beraber yakılacaktı. Biraz daha ileriye gittiler. Tapınağın içine girmenin imkansız olduğunu anlamışlardı. Tu General, bekleyelim dedi. Daha sekiz saatimiz var. Belki nöbetçiler de uyur. Bunun üzerine bir ağacın altına oturup beklemeye başladılar. Gece yarısına kadar beklediler ama bir değişiklik olmadı. Aralarında konuşma yaparak tapınağa arkadan girmeye karar verdiler. Gece yarısına doğru ıssız ormanda yürüyerek tapınağın duvarlarından birine ulaştılar. Ancak duvarı delmek gerekiyordu. Bunun için çakıdan başka bir aletleri yoktu. Hep birden işe koyularak delik açmaya uğraştılar. İşler ilerlemekteydi ki tapınağın içinden bir bağırış duyuldu. Buna da dışarıdan hemen başka bağırışmalar karşılık verdi. Hemen ormanın içine kaçıp saklanmaya başladılar. Fakat o sırada dehşetli bir aksilik oldu. Tapınağın arka tarafında muhafızlar kimseyi yaklaştırmayacak şekilde yerlerini aldılar. Dört arkadaşın o anda duydukları hayal kırıklığını anlatmak imkansızdı. Şimdi zavallı kadını nasıl kurtaracaklardı? General alçak sesle dönmekten başka çaremiz yok galiba dedi. Kılavuz evet başka çare yok diye cevap verdi. Fogg durun dedi. Ben Allah'a bata yarın öğleden önce ulaşsam da olur. Sir Francis cevap verdi. İyi ama ne yapmak niyetindesiniz? Birkaç saate kadar güneş doğacak. Sonra... Şimdi talihimiz yaver gitmedi ama bakarsınız son anda işler yoluna giriverir. Diğer yandan da Paspartu bir ağacın dallarına tırmanmış, kafasındaki düşünceyi evirip çeviriyordu. Bu düşünce önce aklından bir şimşek gibi geçmişti. Sonunda zihninde iyiden iyiye yer etti. Önce kendi kendine delilik olur bu diye söylendi. Şimdi ise neden olmasın diyordu. Binde bir de olsa yine bir şanstır bu. Denemeye değer. Sonra bu herifler öyle aptal şeyler ki. Sonra kafasındaki şeyin ne olduğunu fazla düşünmedi bile. Çok geçmeden ağacın alt dalları üzerinde çevik hareketlerle yılan gibi kaymaya başladı. Dallar yere doğru eğilmişti. Eskiden cambasanelerde çalışmış, itfaiyecilik yapmış, ayrıca jimnastikle de uğraşmış olduğu için Paspartu bu işi büyük bir kolaylıkla yapıyordu. Saat ilerliyordu, zaman gelmişti. Yerlere serilip uyumakta olan bütün insanlar dirilen ölüler gibi kımıldanmaya başladılar. Sağda solda birkaç kişi ayağa kalkmıştı bile. O sırada tam tam sesleri duyuldu. Demek ki zavallı genç kadının ölüm saati gelmişti artık. Tam o sırada tapınağın kapıları açıldı ve içeriden dışarıya daha kuvvetli bir aydınlık vurdu. Bay Fogg'la Sir Francis bu çiğ ışığın içinde bir çare kurbanı gördüler. İki rahip zavallıyı kollarından tutmuş dışarıya sürüklüyordu. Hatta onlara öyle geldi ki kadıncağız son bir gayretle canını kurtarmaya uğraşmakta, Afyon'un sarhoşluğunu dağıtıp cellatlarının elinden kurtulmak için çabalamaktaydı. Sir Francis'in yüreği birden hop etti. Çırpınır gibi bir hareketle Phyllis Fogg'un elinden yakaladı. O sırada arkadaşının elinde bir bıçak tutmakta olduğunu gördü. Diğer yandan kalabalık da harekete geçmişti. Kenevir dumanları yüzünden genç kadın yine uyuşuk bir hale düşmüştü. Hint fakirlerinin arasından geçerken bunlar inançlarının etkisiyle bağırışıp çağrışıyorlardı. Phyllis Fogg'la arkadaşları kalabalığın son sıralarına karışarak onlarla beraber ilerlediler. İki dakika sonra ırmağın kenarına vardılar. Odun yığınından elli adım kadar uzakta durmuşlardı. Raja'nın ölüsü hala odunların üstünde yatmaktaydı. Alaca karanlıkta genç kadını da seçebildiler. Zavallı artık hiç kımıldamıyordu. Onu da kocasının yanına uzatmışlardı. Sonra birisi bir meşaleyi odun yığınına yaklaştırdı. Odunlar zaten yağ içinde olduğundan hemen alev aldı. O sırada Fogg delice bir cesaret göstererek odun yığınına doğru fırlamak istedi ama Sir Francis ile Kılavuz onu güçlükle tuttular. Tam Fogg onları itip ellerinden kurtulmuştu ki sahne birden değişiverdi. Korku dolu bir feryat yükseldi. Bütün kalabalık dehşet içinde yere kapandı. İhtiyar Raca galiba ölmemiş olacaktı. Çünkü onun birden tıpkı bir hortlak gibi doğrulduğu, genç kadını kollarına alıp yattığı yerden indiği görüldü. Dumanlar, buharlar ona hayalet gibi bir görünüm vermişti. Hint fakirleri, muhafızlar, rahipler birden korkuya kapılmışlar, yere kapanmaktan başka yapacak bir şey bulamamışlardı. Hiçbiri başını kaldırıp böyle bir mucizeye bakmaya cesaret edemiyordu. Zavallı kadınsa baygındı. Hiç kımıldamıyordu. Kendisini taşıyan kuvvetli kolların arasına giriverdi. Sanki tüy gibi hafifti. Bay Sir Francis yere kapanmıştı. Onlar ayakta duruyorlar, kılavuzsa başını eğiyordu. Dirilen adam böylece kadın kucağında olduğu halde yürüyerek Bay Sir Francis'in durdukları yere kadar geldi. Sonra sert bir sesle onlara hemen sıvışalım dedi. Koyu dumanların ortasında odun yığınına kadar sokulmuş olan kişi paspartodan başkası değildi. Cesur uşak ortalığın henüz karanlık olmasından yararlanarak genç kadını ölümden kurtarmıştı. Sonra rolünü çok cüretli bir şekilde oynamış, üstelik talihi de yaver gitmiş ve genç kadını kucakladığı gibi korkudan yerlere kapanan kalabalığın arasından geçirivermişti. Biraz sonra dördü birden ormanın içinde kayboldu. Fil de yine hızlı adımlarla onları götürmeye başladı. Fakat Hintliler dönen dalaverenin farkına vardılar. Çünkü yeniden bağrışmalar, feryatlar duyuldu. Hatta bir kurşun vızlayarak gelip Phyllis Fog'un şapkasına değdi. Gerçekten de alev alan odun yığınının üzerinde yalnız ihtiyar racanın cesedi vardı. İlk korkuları geçince rahipler genç kadının kaçırıldığını anladılar. Bunun üzerine rahipler arkalarında muhafızlarla hemen ormana daldılar fakat kadını kaçıranlar çoktan oradan uzaklaşmıştı bile. Kaçırma işi başarıyla sona ermişti. Sir Francis paspartuyu tebrik etmiş, efendisi ise sadece aferin demekle yetinmişti. Ama bu söz onun ağzından çıkan derin bir beğenme ve övgü belirtisiydi. Genç kadına gelince olup bitenlerin farkına bile varmamıştı filin sırtındaki küfelerden birinde uyumaktaydı. Kılavuz fili çok büyük bir ustalıkla sürmekteydi. Saat 7'de durup mola verdiler. General Phileas Fogg'a şunları söyledi. Bayan Auda Hindistan'da kalırsa er geç yine o cellat heriflerin eline düşer. Bu adamlar bütün ülkeye yayılmış durumdadır. İngiliz polisini hiçe sayarak kurbanlarını Madras'ta, Bombay'da, Kalküta'da nerede olursa olsun ele geçirirler.'' Generale göre genç kadının güvenliği ancak Hindistan dışında sağlanabilirdi. Bu da onu ülke dışına çıkartmakla mümkün olacaktı. Söylediklerinizi göz önünde tutar, gereğini yaparım, merak etmeyin general, dedi Phyllis Fogg. Saat 10'a doğru Kılavuz, Allahabad istasyonuna yaklaştıklarını haber verdi. Phyllis Fogg hemen ertesi gün yani 25 Ekim'de Hong Kong'a kalkacak olan vapura yetişmek zorundaydı. Bu yüzden Kalküta'ya da vaktinde ulaşması gerekiyordu. Bayan Auday'ı istasyonda bir odaya bıraktılar. Genç kadına birkaç tuvalet eşyasıyla giyim eşyası satın alma işi için geniş bir kredi açılmıştı. Uşak hemen yola çıktı. Allahabad sokaklarında dolaşmaya başladı. Allahabad Tanrı'nın şehri demektir. Burası Hindistan'ın en kutsal yerlerinden biridir. Çünkü iki kutsal nehrin yani Ganj ve Jumma'nın birleştikleri noktada kuruludur. Paspartu alışveriş yaparken bir yandan da şehri görme imkanı buldu. Bayan Auda kendine gelmeye başlamıştı. Rahiplerin üzerinde yarattıkları etki ve afyonla kenevir dumanlarının verdiği sarhoşluk yavaş yavaş azalmaktaydı. Tren biraz sonra Allahabad istasyonundan ayrılacaktı. Kılavuz bekliyordu. Bay Fogg onun ücretini anlaştıkları fiyattan ödedi. Bir kuruş bile fazla vermedi. Bu da Pasparton'un biraz garibine gitti. Çünkü efendisinin bu fedakar kılavuza çok şey borçlu olduğunu çok iyi biliyordu. Sonra fil meselesi vardı. Bu kadar yüksek fiyata alınmış bir fili ne yapacaklardı? Fakat Phyllis Fogg bu konuda kararını vermişti bile. Kılavuza döndü. Görevini iyi başardın doğrusu dedi. Gördüğün hizmetin bedelini ödedim. Ama gösterdiğin fedakarlığın karşılığını ödemedim. Şu fil var ya, al onu, senin olsun. Kılavuzun gözleri sevinçle parladı. İyi ama efendim, bu fili vermekle bana büyük bir servet bağışlıyorsunuz, dedi. Bay Fogg, sen dediğime bak, bu fili al, dedi. Ben sana bu hesapla borçlu bile kalırım. Paspartu, ha şöyle, şimdi yoluna girdi diye bağırdı. Al arkadaş, al bakalım. Bu fil yiğit, cesur bir hayvanmış doğrusu. Biraz sonra Phyllis Fogg, Sir Francis ve Pasparto rahat bir vagona yerleştiler. Bayan Auda ise kompartımanın en rahat köşesinde oturuyordu. Tren var gücüyle Benares'e doğru yol almaktaydı. Bu şehir Allahabad'dan 80 mil uzaktaydı. Tren bu uzaklığı 2 saatte aşıverdi. Yol boyunca genç kadın tamamen kendine geldi. Kompartımanda hiç tanımadığı insanlar arasında Avrupalı elbiseleri giymiş olarak oturduğunu görünce çok şaşırdı. Yol arkadaşları önce onunla meşgul oldular, sonra da General Fog'un gösterdiği fedakarlığı, Paspartu'nun cüretli buluşunu anlattılar. Bay Fog anlatılanları hiç ses çıkartmadan dinledi. Passeparto ise utancından kıpkırmızı olmuştu. Bayan Auda kurtarıcılarına söz söyleyerek değil de sevinç gözyaşları dökerek candan teşekkür etti. Hint toprağına yeniden gözü ilişince zavallı kadın korkudan tir tir titremeye başladı. Phyllis Fogg, Bayan Auda'nın zihninden geçenleri anladı. Genç kadını ferahlatmak için her zamanki gibi kılını kıpırdatmadan ''İsterseniz sizi de Hong Kong'a götürürüm. Bu iş kapanıncaya kadar orada kalırsınız. Olmaz mı?'' dedi. Bayan Auda bu teklifi sevinçle kabul etti. Saat yarımda tren Benaras istasyonunda durdu. Sir Francis arkadaşlarından burada ayrılacaktı. Onun için generalle Phyllis Fogg burada vedalaştı. Ona başarı diledi. Bay Fogg arkadaşının elini hafifçe sıktı. Bayan Auda ise generale dostça veda etti. ''Benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağım.'' dedi. Paspartu'ya gelince general delikanlının elini sevgiyle sıktı. İkisi de heyecanlıydılar. Sonra ayrıldılar.'' Benares'ten sonra demir yolunun bu kolu Ganj Vadisi'nden geçiyordu. Havada oldukça berraktı. Sonra gece oldu. Tren bütün hızıyla ilerlemeye devam etti. Nihayet sabahleyin saat 8'de Kalküte'ye vardılar. Hong Kong'a gidecek olan vapur öğle üzeri kalkacaktı. Buna göre Phileas Fogg'un 5 saatlik vakti vardı. Programına göre ne ileride ne de gerideydi. Londra ve Bombay arasında kazanmış olduğu iki günü Hint Yarımadası'na açtığı sırada bilinen koşullar içinde kaybetmişti. Ama görünüşe göre Filiz bu yüzden üzülmüşe benzemiyordu. Tren garda durmuştu. Paspartu, Bay ve Bayan Auda trenden indiler. Bay gardan çıkmak üzereydi ki yanına bir polis yaklaştı. ''Bay siz misiniz?'' diye sordu. ''Evet benim.'' ''Bu adam da sizin uşağınız mı?'' Polis bunları söylerken paspartuyu gösteriyordu. Evet. Öyleyse ikiniz de benimle gelin. Bay Fogg şaşırdığını gösteren hiçbir hareket yapmadı. Paspartu itiraz etmek, sebep sormak istedi. Ama polis memuru elindeki copla ona şöyle bir dokununca sustu. Sonra Fogg, bu hanım da bizimle gelebilir mi diye sordu. Gelebilir dedi polis. Bir arabaya binip şehirden geçtiler ve basit görünüşlü bir binanın önünde durdular. Polis memuru onları arabadan indirip pencereleri parmaklıklı bir odaya götürdü. ''Saat sekizde yargıç Obadya'nın karşısına çıkacaksınız.'' dedi. Sonra dışarıya çıkıp kapıyı kapattı. Paspartu ''Yakalandık demek.'' dedi. ''Bayan Avda beni bırakıp gidin.'' dedi. ''Sizi benim yüzümden izliyorlar. Beni kurtardınız ya ondan.'' Phyllis Fox sadece ''Yok canım imkan yok buna.'' dedi. Bizi kesinlikle bu iş için takip edemezler. Kim şikayette bulunmaya cesaret edebilir ki? Herhalde bir yanlışlık olacak. Sonra ben ne olursa olsun sizi bırakacak değilim. Hong Kong'a kadar da götüreceğim. Paspartu da söze karıştı. Evet ama vapur öğle üzeri kalkıyor dedi. Öğleye kalmaz vapura binmiş oluruz diye cevap verdi Bay Fogg. Saat sekiz buçukta odanın kapısı açıldı. Polis memuru yine göründü ve tutukluları bitişikteki odaya soktu. Burası bir mahkeme salonuydu. Dinleyicilere ayrılan yerlerde Avrupalılardan ve yerlilerden oluşan bir kalabalık görülüyordu. Bay Fogg, Bayan Auda ve Pasparto, yargıçla zabit katibinin boş sandalyelerinin karşısında bulunan bir sıraya oturdular. Yargıç Obadiah da ardından zabit katibiyle beraber içeriye girdi. Yargıç şişman, toz toparlak bir adamdı. Sonra ilk davaya bakacağız dedi zabıt katibi Phyllis Fogg hanginiz diye sordu. Benim dedi Bay Fogg. Paspartu kim? Benim. Tamam dedi yargıç. İkiniz de sanıksınız. İki gündür Bombay'dan gelen her trende sizi aradılar. Paspartu'nun sabrı tükenmeye başlamıştı. Peki ama suçumuz neymiş dedi. Yargıcın emri üzerine bir kapı açıldı, bir mübaşir içeriye üç rahip soktu. Tamam dedi Paspartu, Genç hanımı yakmak isteyen rahipler bunlar işte dedi. Sabit katibi dava dilekçesini okudu. Bu dilekçede Filiz Fok'la uşağının Brahman dinine göre kutsal sayılan bir yere saygısızlıkta bulundukları bildiriliyordu. Yargıç Filiz Fok'a duydunuz değil mi diye sordu. Evet efendim dedi. Allah'a yolunda böyle bir şey olduğunu itiraf ediyorum. Dava dilekçesinde sözü geçen kutsal yer orası değil. Bombay'daki Malbar Hill Tapınağı deyince çok şaşırdılar. Çünkü bu olayı unutmuşlardı bile. O sırada zabıt katibi söze karıştı. Suç delilleri de işte burada diyerek masanın üstüne bir çift ayakkabı koydu. Paspartu kendini tutamayıp bağırdı. ''Aa bunlar benim ayakkabılarım.'' Müfettiş Fix, Bombay'da olan bu olaydan gayet iyi yararlanıldığını anlamıştı. Yola çıkışını 12 saat geciktirerek Malbar Hill tapınağındaki rahiplere akıl hocalığı etti. İngiliz hükümetinin bu gibi durumlarda çok sert davrandığını bildiğinden rahiplere dava açarsanız dolgun bir tazminat alırsınız demiş. Sonra da rahipleri alıp kahramanlarımızın peşine düşmüştü. Paspartu'nun zihni bu iş yüzünden çok karışık olmasaydı salonun bir köşesinde dedektif Fix'in oturduğunu ve davayı büyük bir ilgiyle izlediğini görecekti. Bombay ve Kalküta'da da istediği tutuklama emri henüz eline varmamış bulunuyordu. Yargıç, Demek olup bitenleri itiraf ediyorsunuz öyle mi? diye sordu. Evet itiraf ediyoruz diye cevap verdi. O zaman yargıç kararını söyledi. Paspartu lakabıyla tanınan Jean adlı sanığın 15 gün hapis ve 300 İngiliz sterlini para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca kendi hizmetinde bulunan ve uşağın hareketinden sorumlu olması tabi olduğuna göre Phyllis Fogg adlı kişinin de bu işte suçlu görülerek 8 gün hapis ve 150 İngiliz sterlini para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Yargıç sonra zabit katibine emretti. Katip sonraki davanın dosyasını çıkar. Phyllis Fox'a sanki mahkum olan kendisi değilmiş gibi soğukkanlı görünüyordu. Kararı dinlerken kılı bile kıpırdamamıştı. Fakat zabit katibi bir sonraki davanın taraflarını çağıracağı sırada yerinden kalktı. Kefaletle serbest bırakılmamı talep ediyorum, dedi. Yargıç, en tabii hakkınızdır bu, dedi. Fix, başından aşağı kaynar sular döküldüğünü hisseder gibi oldu. Fakat yargıcın kararını duyunca yüreğine su serpildi. Yargıç Phyllis Fogg'la uşağının bu ülkenin yabancısı olduklarını göz önüne alarak her biri için biner İngiliz sterlini gibi büyük bir kefalet takdir etmişti. Phyllis Fogg, parayı vereceğim dedi. Ve Paspartu'nun elinde tuttuğu çantadan bir tomar banknot çıkartarak zabitin masasının üzerine koydu. Yargıç, hapis cezanızı çektikten sonra bu para size geri verilecekti dedi. Şimdiki halde kefaletle serbest bırakıldınız. Phyllis Fogg uşağına gel bakayım dedi. Genç kadın Phyllis Fogg'un kolundaydı. Fix hırsız sandığı için Fogg'un 2000 İngiliz sterlinini feda edemeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden hemen Bay Fogg'un peşine takıldı. Bay Fogg bir araba çağırarak Bayan Auda ve Paspartu ile birlikte kentin rıhtımına geldiler. Kıyıdan yarım mil açıkta gitmek için bekleyen Rongon gemisine bindiler. Fix onların gemiye bindiklerini gördü ayağını yere vurarak vay namussuz gidiyor, 2000 İngiliz sterlinini göz göre göre feda etti dedi. Zangon, Peninsular and Oriental Kumpası'nın Çin ve Japon denizlerindeki sefer için çalıştırdığı gemilerden biriydi. Bu yolculuğun ilk günlerinde Bayan Auda, Phyllis Fogg'la daha yakından tanışmak imkanı buldu. Rangon'la yapılan bu yolculuğun ilk kısmı çok iyi koşullar içinde geçti. Hava iyiydi, Geniş Bengal körfezinde gemiyi yolundan alıkoyacak hiçbir olay olmadı. Çok geçmeden rengın Andaman takım adalarından Büyük Andaman'ın açıklarına geldi. Vapur kıyının epey yanından geçti. Adaların manzarası çok hoştu. Her taraf yemyeşil ağaçlarla kaplıydı. Fakat Andaman takım adalarının değişik manzarası çabucak geçip gidiverdi ve gemi hızla Malaka boğazına doğru yol almaya başladı bu boğazdan geçtikten sonra Çin denizlerine girecekti. Dedektif Fix de hiç istemediği halde bu deniz yolculuğuna katılmıştı. Paspartu'ya görünmeden gemiye binmişti. Fakat olayların gidişi yine Fix Paspartu'yu karşılaştırıp konuşmak zorunda bıraktı. Bu yüzden Fix o gün kamerasından çıktı. Paspartu'ya rastlamak ümidiyle güvertede dolaşmaya başladı. Onu görünce şaşırmış gibi yapacaktı ve bu sayede onu konuşturabilecekti. Paspartu geminin baş tarafında dolaşıyordu. Fix onu ilk defa kendisi görmüş gibi yaparak koştu. ''Vay siz bu vapurda mıydınız?'' diye bağırdı. Paspartu, Mongolia'daki yol arkadaşını görünce pek şaşırmıştı. ''Kimi görüyorum, siz de bu vapurdasınız ha?'' diye bağırdı. ''Ne oluyor yahu, ben sizi Bombay'da bırakmıştım. Hong Kong yolunda yine karşılaştık.'' Siz de mi dünya turuna çıkıyorsunuz yoksa? Fix hayır diye cevap verdi. Hong Kong'da kalmak niyetindeyim. Yani hiç olmazsa birkaç gün kalacağım orada. Paspartu bir an şaşırmış göründü. Ya dedi ama Kalküta'dan kalkalı beri nasıl oldu da sizi vapurda hiç göremedim ben? Biraz rahatsızdım da deniz tutmuştu. Ben de kamerada yattım. Hint denizini geçmesi kolay ama Bengal körfezini aşmak kolay değil. Efendim Bayfok ne yapıyor? İyi o, yol programını dakikası dakikasına uygulamakla meşgul. Bugüne kadar tek bir gün bile kaybetmiş değil. Ha Bay Fix, sizin haberiniz yok, yanımızda genç bir de hanım var. Genç hanım mı? diye sordu. Bilmezlikten geliyordu. Paspartu olup bitenleri çabucak anlattı. Ormanda olanları, mahkemeyi, 2000 İngiliz sterlinine serbest kalışlarını tek tek anlattı. Fix sordu. İyi ama efendin sonunda bu kadını Avrupa'ya götürmek niyetinde mi? Hayır Bay Fix, hayır. Biz bu hanımı Hong Kong'da oturan bir akrabasına bırakacağız. Bu adam orada çok zengin bir tacirmiş. Fix fena halde bozulmuştu. Ama belli etmedi. İçinden hay Allah kahretsin diyordu. Paspartu'ya sordu. Bir kadeh cin içer misin? Tabii diye cevap verdi Paspartu. Rengon gemisinde yeniden karşılaşmamızın şerefine içelim bari. O günden sonra Paspartu ile müfettiş Fix sık sık buluştular. Fix arkadaşına çok çekingen davrandı ve onu konuşturmak için gayret göstermedi. Bay Fogg'u da ancak bir iki defa uzaktan gördü. Ya Bayan Auda'nın yanında bulunmak ya da oyun oynamak için hep geminin büyük salonunda oturuyordu. Pasparto, dedektif Fix'i bir kere daha efendisinin karşısına çıkartan acayip tesadüf üzerinde ciddi olarak düşünmeye başlamıştı. Pasparto'nun aklına gelen şuydu, Fix, Bay Fogun, reform kulüpteki arkadaşlarının adamıydı. Fix'i efendisinin peşine onlar takmış, bu yolculuğun hazırlanan program gereğince düzgün bir şekilde yürüyüp yürümediğinden böylece emin olmak istemişlerdi. 30 Ekim çarşamba günü öğleden sonra vapur Malaka boğazına girmişti. Ertesi sabah saat 4'te tarifi gereğince yolculuk için gerekli zamandan yarım gün kazanmış olduğu halde gemi Singapur'a uğradı. Burada kömür alacaktı. Phyllis Fogg elde ettiği yarım günlük kazancı elindeki programın kar sütununa geçirdi. Fakat bu sefer Bayan Auda ile birlikte karaya çıktı. Çünkü genç kadın birkaç saat gezinmek istemişti. Dedektif Fix, Phyllis Fogg'un her hareketinden kuşkulandığı için görünmeden onu izlemeye başladı. Paspartu da onun yaptığı bu işe bıyık altından gülerek her zaman olduğu gibi alışveriş yapmak için çarşıya çıktı. Singapur adası Büyük ve heybetli bir yer değildi. Bayan Auda ile Phyllis Fogg yeni Hollanda'dan getirilen güzel atların çektiği şık ve rahat bir arabaya binerek yemyeşil palmiyelerin ve karanfil ağaçlarının arasında gezdiler. İkisi de saat 10'da vapura döndüler. Kendileri fark etmemişlerdi ama dedektif Fix her gittikleri yerde onların peşinden ayrılmamıştı. Bu yüzden epey araba masrafı ödemişti. Pasparto Efendisi ile Bayan Auda'yı geminin güvertesinde bekliyordu. Çarşıya çıktığı zaman o yörelerde yetişen meyvelerden satın almıştı. Bunlardan bayan Auda'ya ikram etti. O da ona sevimli bir tavırla teşekkür etti. Singapur'la Hong Kong karası 1003 mil kadardır. Phyllis Fogg'un Çin kıyılarını en fazla 6 günde açması lazımdı. Çünkü Hong Kong'dan 6 Kasım günü Yokohama'ya kalkacak vapura yetişmesi gerekiyordu. Gemi tıklım tıklım doluydu. Singapur'dan vapura birçok yolcu binmişti. O zamana kadar oldukça iyi gitmiş olan hava ayın son haftasında birdenbire değişti. Denizde fırtına başladı. Rüzgar bazen çok şiddetli esti. Fakat bereket versin güneydoğudan esiyor ve geminin hızla yol almasına yardım ediyordu. Rüzgarın sert olmadığı zamanlar kaptan yelken de açtırıyordu. Hem buharla hem yelkenle ilerlediği için geminin hızı daha da arttı. Bir gün dedektif Fix Paspartu'ya ''Demek sen de bu acayip dünya turuna inanıyorsun ha?'' diye takıldı. ''İnanıyorum elbette siz inanmıyor musunuz?'' ''Ayıp olmasın ama inanmıyorum.'' Paspartu gözünü kırparak ''Hadi oradan'' dedi. Uşağın bu sözü polis afiyesini uzun uzun düşündürdü. Onun kim olduğunu anlamış mıydı yoksa? Fakat o gün Paspartu'nun çenesi de açılmıştı artık. ''Nasıl bu meslek çok para getiriyor mu size Bay Fix?'' diye sordu. Fix kılını kıpırdatmadan cevap verdi. Onun orasından ben de kuşku duymuyorum. Konuşma sona erince Fix kamerasına dönüp düşünmeye başladı. Kim olduğu anlaşılmıştı muhakkak. Pasparto kendisinin dedektif olduğunu anlamış olmalıydı. Efendisine de söylemiş miydi acaba? Zihni biraz yatışınca Pasparto ile açık konuşmaya karar verdi. Ortada iki şık vardı. Ya uşak efendisinin suç ortağıydı, her şeyi biliyordu, o zaman iş çıkmaza girmiş demekti. Ya da uşağın hırsızlıkta parmağı yoktu, o zaman hırsızdan ayrılmak kendi yararına olacaktı. Diğer yanda ise Phyllis Fogg hiçbir şeye aldırmadan kendi aleminde gidiyordu. Onun bir tek amacı vardı, yolculuğu düşündüğü gibi bitirmek. Bunun için de yoluna devam etmekten başka bir düşüncesi yoktu. Yolculuğun son günleri epeyce fırtınalı geçti. Bu yüzden geminin hızı pek azaldı. Fırtına dinmezse Hong Kong'a 24 saat hatta daha fazla gecikerek varılabilecekti. Phyllis Fox suların bu kudurmuş haline her zamanki gibi kılı kıpırdamadan bakıyordu. Dedektif Fix ise bu olumsuz duruma çok seviniyordu. Hatta fırtına karşısında gemi bir limana sığınmak zorunda kalsa sonsuz bir sevinç duyacaktı. Nihayet fırtına dindi. 4 Kasım günü denizin durumu değişti. Gemi tekrar hızlanmaya başladı. Phyllis Fogun programına göre geminin ayın 5'inde Hong Kong'a varması gerekiyordu halbuki o bu limana ayın 6'sında varacaktı. Ortada 24 saatlik bir gecikme vardı. Yokohama'ya giden vapuru bu yüzden kaçıracaklardı. Bay Fog elindeki yol kılavuzuna göz gezdirdikten sonra her zamanki gibi sakin haliyle kılavuz kaptanına sordu. "Hong Kong'dan Yokohama'ya hangi gün vapur var biliyor musunuz acaba?" Kılavuz kaptan Yarın sabah sular yükselince, dedi. Bay Fog hiçbir şaşkınlık göstermeden ya diye cevap verdi. O sırada Paspartu da oradaydı. Utanmasa kılavuz kaptanı kucaklayacaktı. Oysa Fix kafasını koparma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bay Fogg, Yokohama'ya giden geminin adı nedir diye sordu. Kartanik dedi kılavuz. Fakat dün kalkacak gemi değil miydi bu? Evet ama kazanlarından biri bozuldu ve tamiri için yarına kaldı. Teşekkür ederim dedi Bay Fogg. Saat 1'de Rengün rıhtıma yanaşmış, yolcular birer ikişer karaya çıkmaya başlamışlardı. Kartanik ancak ertesi sabah 5'te yola çıkacak olduğuna göre daha vakitleri vardı. Gemiden indikleri zaman Bayan Auda'yı tahtirivana bindirip bir otele gittiler. Phyllis Fogg genç kadın için bir daire tuttu. Sonra Bayan Auda'nın akrabası olan kişiyi aramaya gitti. Paspartu'yu da genç kadının yanına bıraktı. Bay Fogg borsaya gidip G.G. adlı kişiyi sordu. Bir tacir bu adamı tanıyordu. İki yıldan beri Çin'de oturmadığını Avrupa'ya gittiğini söylemişti. Phyllis Fogg otele dönüp Bayan Auda'ya olanları anlattı. Bayan Auda, ben şimdi ne yapacağım Bay Fogg diye sordu. Yapacağınız şey gayet basit. Bizimle birlikte gelirsiniz, olur biter. Karar verilmişti. Bay Fogg paspartuya seslendi. Koş Kartanik vapuruna üç tane kamera bileti al. Pasparto hemen otelden ayrıldı. Kartanik gemisinin yanaşmış olduğu limana gitti. Orada dedektif Fix'i gördü. Ama hiç hayret etmedi. Fix onu görünce fena halde bozuldu. Fix çok sinirliydi. Çünkü tutuklama emri yine gelmemişti. Pasparto, e ee, Bay Fix bizimle Amerika'ya kadar gelmeye karar mı verdiniz?'' diye sordu. Fix dişlerini gıcırdatarak ''Evet'' dedi. ''Hadi gelin siz de bir bilet alın.'' Sonra ikisi de gişenin bulunduğu yere gittiler. Dört kişi için kameralar ayırtıldı. Fakat memur onlara şöyle dedi. Kartani'nin onarımı tamamlandı. Bu yüzden vapur önceden haber verildiği gibi yarın sabah değil, bu gece saat sekizde hareket edecek. Ne güzel, bu değişiklik bizim efendinin daha çok işine gelecek. Ona hemen haber vereyim. Tam o sırada Fix ani bir karar verdi. Paspartu'ya her şeyi anlatacaktı. Belki de bu yolla Bay Fogg'u birkaç gün daha alıkoyabilecekti. Fix arkadaşına hadi gidelim de bir yerde iki kare içelim dedi. Nasıl olsa Paspartu'nun vakti vardı. Onun için Fix'in davetini kabul etti. İkisi birlikte meyhaneye girdiler. İki şişe porto şarabı getirttiler. Paspartu bol bol içti. Fix de fazla içmiyor, biri yandan da arkadaşının hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Havadan sudan konuştular. Şişeler boşalınca Pasparto, vapurun kalkışıyla ilgili gelişmeyi efendisine bildirmek için ayağa kalktı. Ama Fix onu alıkoymak istiyordu. ''Dur biraz'' dedi. ''Bir şey mi var Bay Fix? Pasparto bazı şeyler söyleyeceğim sana.'' Pasparto kadehinin dibinde kalan birkaç damla şarabı da içerek ''Ciddi bir şey mi?'' diye sordu şaşkınlıkla. ''Bundan da yarın söz ederiz canım, bugünlük vaktim yok.'' Fix, ''Biraz dur yahu'' dedi. ''Efendim Bay Fok'la ilgili bir şey anlatacağım sana.'' Paspartu efendisinin adı geçince arkadaşının yüzüne dikkatlice baktı. Fix'in yüzünde acayip bir ifade var gibiydi. Tekrar yerine oturdu. Ne söyleyeceksin bakalım dedi. Fix elini arkadaşının koluna koydu, sesini alçaltarak benim kim olduğumu anlamıştın değil mi? Paspartu gülerek tabii dedi. Öyleyse her şeyi anlatayım. Ben zaten her şeyi biliyorum ama bir de siz anlatın bakalım. Yalnız daha önce şunu söyleyeyim ki o baylar boş yere para harcıyorlar. Fix, boş yere mi dedi? Hiçbir şey anlamaz hale gelmişti. Fix gözlerini dikerek sordu. İyi ama sen benim kim olduğumu sanıyorsun? Siz bu reform kulüp üyelerinin adamı değil misiniz? Göreviniz de efendimin yapmakta olduğu yolculuğu engellemek değil mi? Aşağılık bir iş bu doğrusu. Ben sizin kim olduğunuzu çoktan anlamıştım ama Bay Fogg'a bunu söylemeye gerek görmemiştim. Fix atılarak sordu, bir şey biliyor mu o şimdi? Paspartu kadehini bir kere daha boşaltarak cevap verdi, hayır hiçbir şeyden haberi yok. Fix onu efendisinin suç ortağı sanmıştı ama ortada böyle bir şey yoktu. Kendi kendine, madem efendisinin suç ortağı değil, bana yardım eder öyleyse, dedi. Dedektif ikinci defa kararını vermişti. Zaten bekleyecek vakti de yoktu. Her ne pahasına olursa olsun Fogu Hong Kong'da tutuklaması gerekiyordu. Ben Reform Kulübü'nün üyelerinin adamı değilim. Ben polis hafiyesiyim. İngiliz polisi bana bir görev verdi. Ne? Siz polis hafiyesi misiniz? Evet, durun da ispat edeyim size. İşte kimliğim. Sonra cüzdanından bir kağıt çıkartıp paspartoya gösterdi. Uşak şaşkın şaşkın Fix'in yüzüne bakıyordu. O sözüne devam etti. Bay Fogg'un giriştiği o bahis var ya, bir bahaneden başka bir şey değil. Sen de buna kanmışsın. Yalnız sen değil, form kulüpteki arkadaşları da kalmışlar. Senin bilmeden Bay Fog'a suç ortağı olmanda onun çıkarı var anladın mı? Pasparto neden diye bağırdı. Dur da anlatayım sana. 28 Eylül günü İngiltere Bankası'ndan 55 bin İngiliz sterlini çalındı. Ama çalan adamın eşgali de tespit edildi. İşte bu tıpatıp efendinin eşgaline uyuyor. Paspartu iri yumruğunu masaya indirerek Yok canım dedi. Benim efendim dünyanın en namuslu adamıdır. Fix cevap verdi. Ne malum sen onu tanımıyorsun bile. Onun yanına tam yola çıkacağı gün girdin. O da saçma bir şeyi bahane edip bavul bile almadan yola çıktı. Yalnız içi para dolu bir çanta götürüyor. Sonra sen de onun için namuslu adamdır diyorsun. Zavallı delikanlı durmadan evet evet diye tekrarlayıp duruyordu. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. Böyle olunca sen de onun suç ortağı olarak tutuklanmak ister misin? Paspartu başını iki avcunun içine aldı. Bayan Avda'yı bunca tehlikeyi göze alarak kurtarmış olan bu yiğit adam bir hırsız daha. Aleyhinde kanıt vardı. Fakat o yine de efendisinin suçlu olduğuna inanamıyordu. Sonra, ''İyi ama benden ne istiyorsunuz dedi. İsteğim şu, ben buraya kadar Bay Fogg'un peşini bırakmadım. Londra'dan tutuklama emri istemiştim ama bir türlü gelmedi.'' Onun için Fogu Hong Kong'da alıkoymak istiyordum. Sen de bu işte bana yardım edeceksin. Ben yardım edeceğim ha? Sonra İngiltere Bankası'nın parayı bulana vereceği 2000 sterlinlik ödül var ya, onu da seninle yarı yarıya bölüşürüz, iyi mi? Paspartu ayağa kalkmak istedi ama yere yuvarlandı. Vücudunda güç kalmadığını hissediyordu. Olmaz öyle şey diye bağırdı. Bakın Bay Fix, bana söylediklerinizin hepsi doğru bile olsa, Hatta efendim sizin aradığınız hırsızın ta kendisi de olsa ben onu arkadan vuramam. Hayır, dünyanın bütün altınlarını da verseler ona bunu yapamam. Kabul etmiyorsun demek. Kabul etmiyorum. Eh öyleyse sana hiçbir şey söylemediğimi farz et. Şimdi de içelim ha. Evet içelim. Paspartu gittikçe daha fazla sarhoş olmaya başladığını hissetti. Fix ne pahasına olursa olsun onu efendisinden ayırmak gerektiğini anlamış olduğu için zavallı genci sızdırıncaya kadar sarhoş etmeye kararlıydı. Masanın üstünde birkaç tane afyon dolu çubuk duruyordu. Bunlardan birini alıp paspartunun avcuna yerleştirdi. Zavallı uşak çubuğu alıp dudaklarına götürdü sonra da yattı. Birkaç nefes çekince uyuşturucunun etkisiyle başı döndü ve yere yuvarlandı. Fix kendi kendine hele şükür dedi. Bu sızdı ya, efendisi Kartanik gemisinin hemen kalkacağını vaktinde haber alamayacak. Ama yola çıksa bile yanında bu Fransız olmadan çıkmış olacak. Bunlar olurken Bay Bayan Auda dinleniyorlardı. Pasparto ne akşam ne de sabah gelmişti otele. Bay Fogh hiç şaşırmamıştı buna. Sabah olunca Bayan Auda ile birlikte rıhtıma gittiler. Kartanik yoktu. Bay Fogh geminin akşam kalktığını öğrendi. Uşağını burada bulacağını sanıyordu ama o da yoktu. Bayan Auda merak etmeye başladı. Fix ise otelden beri onları izliyordu. Bir fırsatını bulup konuştu. Affedersiniz ama uşağınızı burada bulacağımı sanıyordum. Bayan Auda nerede olduğunu biliyor musunuz dedi. Sizinle değil mi? Kartanik onarımı bitip 12 saat önce kalkmış. Öteki gemi 8 gün sonra geliyor. Fix bunları söylerken içten içe seviniyordu. Bayfok. Ama Hong Kong limanına başka gemiler de var galiba dedi. Bay Fix bu sözün üzerine yumruk yemiş gibi oldu. Daha sonra arayıp tankader adlı bir vapur buldular. Güçlü bir motoru vardı. Ancak kaptan Yokohama'ya değil de Şangay'a götürecekti. Çünkü Amerika'ya gidecek vapur buradan kalkıyordu. Bay Fogg bunu duyunca hemen kabul etti. Günde 100 İngiliz sterlini ve zamanında varırlarsa 200 İngiliz sterlini daha verecekti. Hazırlanıp vapura bindiler. Fix de onlarla beraberdi. Fix şöyle düşünüyordu. Bay Fogg centilmen bir hırsızdı galiba. Çünkü yol masrafını o veriyordu. Vapur hareket etti. Bay Fogg'la Bayan Auda güvertede rıhtıma bakıp paspartuyu arıyorlardı. Paspartu hala ortalıkta yoktu. Fix de paspartuya kalleşlik ettiğini düşünüyordu. Esrarın etkisi hala geçmedi. Bu yüzden meyhaneciden onu polise teslim edip ülkesine gönderilmesini istedi yanına da biraz para bıraktı. Çin denizinde bir fırtına başladı. Öyle ki sağlam bir gemi olmasa alabora olurdu. Kaptan güçlükle dalgalardan kurtardı Tanka Dere'yi. Kasım'ın 11'inde saat 7'de Şangay'a 3 mil kalmıştı. O sırada kaptan okkalı bir küfür savurdu. 200 sterlinlik ödülü kaçırıyordu herhalde. Yine o sırada ufukta bacasından dumanlar saçan kara uzun bir tekne görüldü. Bu gelen Amerikan gemisiydi. Tam saatinde hareket etmişti. Bay Fogg gemiyi kaçırmıştı. Kaptan John büsbütün ümitsizlikle Allah kahretsin diye bağırdı. Phyllis Fogg sadece işaret ver dedi. Tankadere'de küçük bir top vardı. Sisli havalarda bu topla işaret verilirdi. Top hemen dolduruldu. Kaptan topu ateşleyeceği sırada Phyllis Fogg, bayrağı yarıya indir dedi. Hemen söyleneni yaptılar. Bu geminin yardım istediği anlamına geliyordu. Phyllis Fogg dışında gemidekilerin tümü çok heyecanlıydılar. Amerikan gemisi belki bu durumda bir an için yolunu değiştirip yelkenlinin yanına gelecekti. Bay Fogg ateş diye bağırdı. Küçük bronz topun gürleyişi de havada çınladı. Paspartu ise Kartanik gemisindeydi. Meyhanede esrarın etkisinden kurtulup kendisini dışarı zor atmıştı. Rıhtıma gelip Kartanik'i hareket ederken yakalamış, gemiye binince de efendisiyle Bayan Avda'yı boşu boşuna burada aramıştı. Onlara geminin kalkacağını haber verememişti. Afyonun etkisi yavaş yavaş geçiyordu. Sonra aklına Fix geldi. Öfkelenerek yumruğunu sıktı ve daha sonra içinden ben sana gösteririm dedi. Keşke efendisine Fix'in dedektif olduğunu söyleyebilseydi. 13 Kasım sabahı gemiden inen Pasparto isteksizce karaya çıktı. Geceyi bir parkta geçirdi. Ertesi gün ne yapacağını düşünüyordu. Ertesi gün açlıktan bitkin bir halde ne yapıp edip karnımı doyurmalıyım diye karar verdi. Bir iş bulmalıydı. Sonunda Amerika'ya gidecek olan bir gemide iş buldu. Bu bir sirk gemisiydi. Gitmeden önceki son temsillerini veriyorlardı. Paspartu buraya cambaz olarak girdi. Şarkı da söyleyecekti çünkü gençken bu işleri yapmıştı. Temsil başlamıştı. Göstericiler inanılmaz hareketler yapıyordu. Temsilin sonunda insandan piramit yapılacaktı. Bunu yüzlerine geçirdikleri uzun tahta burun yardımıyla yapacaklardı. Paspartu da bunların arasındaydı. Sahneye girerek piramidin tabanını meydana getiren öteki arkadaşlarının yanında durdu. Sonra öteki cambazlar gelip üst üste burunlarına yerleştiler tiyatronun tavanına kadar yükselmiş insandan piramit meydana gelmişti. Kulakları patlatırcasına yükselen bir alkış tufanı koptu. Orkestra ise bütün hızıyla çalıyordu. Birden piramit sarsıldı, denge bozuldu. Tabandaki burunlardan biri eksilince insanların oluşturduğu anıt da birden yıkılıverdi. Kabahat paspartodaydı. O haliyle sahneden aşağı fırlamış, galerinin sağ tarafına tırmanarak seyircilerden birinin ayaklarına kapanmıştı. Bir yandan da ah efendim, sevgili efendim diye bağırıyordu. Sen misin paspartu? Öyleyse hadi bakalım doğru vapura. Bayan Auda yaptıkları yolculuğu ve yol arkadaşları olan Fix'i anlattı. Paspartu Fix'i duyunca hiçbir şey belli etmedi efendisine her şeyi anlatma zamanının gelmediği düşüncesindeydi. Pasifik okyanusu çok sakindi. Gemi hızla yol alıyordu. Fix ise ortalarda yoktu. Yokohama da İngiliz konsolosluğuna gittiğinde tutuklama emri gelmişti. Yalnız bu yazı 40 gün önceki tarihi taşıyordu. Bombay'dan beri Fix'in peşinden gelmişti çünkü. Ne yazık ki artık işe yaramıyordu. Çünkü Bayfok İngiliz topraklarından çoktan ayrılmıştı. Buna çok öfkelendi. İlk öfkesi geçtikten sonra peki dedi kendi kendine. Burada işe yaramıyor ama İngiltere'de pekala yarar. Fix böylece kararını verdikten sonra hemen General Grant vapuruna bindi. Bay Fogg'la Bayan Auda da vapurdaydılar. Fakat Paspartu'yu hem de o acayip kılıkta görünce Fix çok şaşırdı. Paspartu yaptığı kalleşliğin muhakkak hesabını soracak, bu yüzden bütün işler berbat olacaktı. Vapur kalabalıktı. Fix uşağın kendisini göremeyeceğini sanıyordu. Fakat tam o gün geminin baş tarafında ikisi burun buruna geldi. Paspartu Fix'in gırtlağına sarılıp onu bir güzel dövdü. Paspartu rahatlamıştı ama Fix de berbat haldeydi. Yerinden kalkarak söze başladı. ''Bana dayak attın ama ziyanı yok.'' dedi. ''Bunu bekliyordum zaten. Şimdi beni dinle. Bugüne kadar Bayfok'un aleyhindeydim ama şimdi ben de ondan yanayım.'' Hele şükür dedi Pasparto. Nihayet onun hırsız olmadığına inandın değil mi? Hayır, onun hırsız olduğuna hala eminim. Dur gitme konuşayım. Tutuklama emri gelsin diye onu yolundan alıkoymaya çalıştım. Bu uğurda elimden geleni yaptım. Onu buralarda tutuklama emrim yok. Şimdi de Bay Fogg İngiltere'ye dönüyor galiba değil mi? Ben de onun peşinden gideceğim ve bundan sonra onun yolu üstündeki bütün engelleri gidermek için çalışacağım. Oyunumu değiştirdim artık. Paspartu dedektif Fix'i büyük bir dikkatle dinlemişti. Hafiye'nin doğru söylediğine aklı yattı. Şimdi barıştık mı? Barıştık diyemem ama işbirliği yapabiliriz. Fakat en ufak bir kalleşlik daha yaptığını görürsem bu kez kafanı kırarım ona göre. Ertesi akşam saat altıya çeyrek kala yolcular gara ulaştılar ve trenin kalkmaya hazır olduğunu gördüler. Bay Fogg, Bayan Auda, Paspartu ve Fix trene bindiler. Yol düzgün olduğu için tren hızlı gidiyordu. Gece olmuştu. Ortalık zifiri karanlık, hava soğuk, gökyüzü bulutluydu. Soğuktan tren hızını azaltmıştı. Neredeyse kar yağacaktı. Vagondaki yolcular çok az konuşuyorlardı. Paspartu hafiye fiksin yanına oturmuştu ama onunla konuştuğu yoktu. Tren yola çıktıktan bir saat sonra kar yağmaya başladı. Pek ince bir kardı bu. Treni geciktirecek cinsten bir şey değildi tren San Francisco'dan ayrıldıktan beri 900 mil yol almıştı. Ertesi gün 7 Aralık'tı. Green River istasyonunda bir çeyrek saat durdu. Phyllis Fogg soğuk bir şekilde de olsa genç kadına her gün derin bir bağlılık beslediğini her haliyle gösteriyordu. Bayan Auda da bu yüzden Phyllis Fogg'a bağlanmıştı. Bu duygulara şimdilik sadece minnet duygusu gözüyle bakıyordu. Trende zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Fix Oyun oynamaya ne dersiniz Bay Fogg? İskambil biliyor musunuz? Tabii. O halde oynayalım dedi. Hemen oyuna başladılar. Oyuna öyle daldılar ki trenin nerede olduğunu bilmiyorlardı. New York'a ulaşmak için dört gün dört gece yeterli olacaktı. Sabah sekizinde Macpherson Kalesi önünde trene kızıl derililer saldırdı. Trende çarpışma ve boğuşmalar oluyordu. Böylece kızıl derililer kaçtılar. Kondüktör lokomotifi trene bağladı ve hemen hareket ettirdi. Fakat bu sırada Bay Fog, Bayan Auda ve Fix o sırada yakında bulunan gardaydılar. Trenin sesini duyunca Bay Fog dışarı çıkıp bağırdı ama gürültüden sesi duyulmuyordu. Tren gitmişti bile. Daha sonraki tren yarın sabah gelecekti. Phyllis Fogg tam 20 saat geç kalmıştı. Bu gecikmeye en çok paspartu üzülmüştü. Ertesi sabah polis afiyesi Fix, Bay Fogg'a yaklaştı. Sahiden işiniz acele mi sizin diye sordu. Phyllis Fogg, evet sahiden acele dedi. Peki bu kızıl derililer sizi yolunuzdan alıkoymasaydı, New York'a 11 Aralık günü varmış olacaktınız değil mi? Evet, böylece oraya vapurun kalkış saatinden 12 saat önce varacaktım. Peki şu halde 20 saat geciktiniz. 12'den 20'ye 8 eder. Demek ki 8 saat kazanmak zorundasınız. Bunu denemek ister misiniz? Nasıl? Bunca yolu yaya giderek mi? Hayır, kızakla. Yelkenli kızakla yani. Bir adam geldi. Benim yelkenli kızağım var. İsterseniz sizi götüreyim dedi. Bu adam geceliğin gelip polis afiyesiyle konuşmuştu. Ama Fix onun teklifini kabul etmemişti. Bay Fogg fixe cevap vermedi ama dedektif istasyonun önünde dolaşmakta olan o adamı görünce Bay Fogg ona doğru ilerledi. Biraz sonra Phileas Fogg'la Maç adlı bu Amerikalı bir kulübeye geldiler. Orada Bay Fogg epey acayip bu taşıt aracını gözden geçirdi. Bu dört köşe tekne gibi bir şeydi. İki uzun tahtanın üzerine yerleştirilmişti. Bu acayip kızak 5-6 kişi alabilecek kadardı. Bir direğe geniş bir branda bezinden yelken çekilmiş, direk tekneye sıkı sıkı tutturulmuştu. Tekne gibi şeyin arkasındaki dümen bu acayip taşıtı istenen tarafa doğru sürmeye yarıyordu. Kışın ova buz tutup kar yüzünden işlemez hale gelince bu kızaklar çok kısa zaman içinde bir istasyondan ötekine gidebiliyorlardı. Bay Fogg'la bu kara gemisinin kaptanı çabucak uyuştular. Rüzgar elverişliydi. Maç hiç merak etmeyin birkaç saatte Omaha istasyonuna ulaştırırım sizi dedi. Saat sekizde kızak harekete hazırdı. Yolcular kızan tekne kısmına binerek yol battaniyelerine sımsıkı sarıldılar. İki kocaman yelken de açılınca rüzgarın etkisiyle kızak saatte 40 mil hızla sertleşmiş karın üstünde ilerlemeye başladı. Rüzgar düşmese Omaha'ya 5 saatte varmak macın işine geliyordu. Çünkü Bay Fogg her zaman olduğu gibi Omaha'ya vaktinde varmak şartıyla ona dolgun bir ödül verecekti. Saat daha bir olmamıştı ki bu usta kılavuz dümeni bıraktı. Yelkenlerin hepsini birden indirdi. Fakat kızak bir kere hız almış olduğu için yelkensiz olduğu halde yine de yarım mil kadar gidip sonunda durdu. Maç kardan bembeyaz birkaç damı göstererek ''Geldik'' dedi. Gerçekten de gelmişlerdi. Evet nihayet bu istasyona gelmişlerdi. Buradan da Amerika'nın doğusuna her gün birkaç tren kalkıyordu. Hepsi yere indiler. Bay Fogg maça söz verdiği gibi parayı ödedi. Paspartu maçın elini arkadaşça sıktı. Sonra hep birden Omaha istasyonunun yolunu tuttular. Harekete hazır olan bir trene bindiler. Tren Dömeyn ve Lover City'den geçerek Lova eyaleti içinde hızla yol aldı. Geceliğin İlyoni eyaletine girdi. Ertesi gün ayın 10'uydu. Tren akşamın 4'ünde Chicago'ya geldi. Chicago'da trenden bol bir şey yoktu. Bay hemen bir trenden diğerine geçti. Tren bütün hızıyla yola koyuldu. Nihayet Hudson Nehri göründü. Ve 11 Aralık gecesi saat 11'i çeyrek geçe tren istasyona girip vapurların yaklaştığı rıhtımın sol tarafında durdu. Ne yazık ki Liverpool'a gidecek olan Chinese adlı vapur tam 45 dakika önce kalkmıştı. İngiliz centilmeni kıyıdan bir palamar boyu uzakta demirlenmiş bir ticaret gemisi gördü. Bacasından çıkan kara kara dumanlara bakılırsa yakında yola çıkacaktı. Phyllis Fogg bir sandal çağırdı ve Henriette adlı bu gemiye gitti. O zaman geminin teknesinin sacdan, üst kısımlarının da tahtadan olduğunu gördü. Phileas Fogg güverteye çıktı ve kaptanı sordu. Geminin kaptanı da hemen geldi. Bay Fogg, kaptan siz misiniz diye sordu. Evet benim bir iş mi vardı bayım? Yola mı çıkıyorsunuz? Evet bir saate kadar. Nereye yük aldınız? Hiçbir yere yük almadım boş gideceğim. Yolcu da almadınız mı? Hayır ben zaten yolcu almam. Yolcu dediğinde yük sayılır ama insana ayak bağı olur. Gemi de yolludur. Saatte 12 mil yapar. Peki beni Liverpool'a götürür müsünüz? Üç de arkadaşım var. Hayır gidemem. Gidemez misiniz? Hayır bayım Bordo'ya gideceğim ben. Kaç para isterseniz veririm. Kaptan çok sert bir tavırla reddetmişti. Phyllis Fogg, evet ama Henrietta'nın armatörleri bunu duyarlarsa, diyecek olduysa da kaptan sözünü yarıda kesti. Armatör de kaptan da hepsi benim. Gemi de benim kendim alım dedi. Peki gemiyi bana kiralayın. Hayır. Öyleyse satın. Hayır. Phyllis Fogg'un kılı bile kıpırdamadı. Şimdiye kadar para sayesinde her güçlüğü yenmişti. Fakat bu sefer para da işe yaramayacaktı. Fakat Phyllis Fogg'un aklına yeni bir şey gelmişti. Peki öyleyse beni Bordo'ya götürün olmaz mı? Hayır, 200 dolar da verseniz götürmem. Ben size bin dolar vereceğim. Hem de adam başına kaptan. Adam başına mı? Evet adam başına. Dört kişiydiniz galiba. Dört kişiyiz. Kaptan Speedy bu teklife çok sevinmişti. Yolunu değiştirmeden adam başına iki bin dolar alacaktı. Onun için kısaca saat dokuzda kalkacağım, arkadaşlarınızla beraber o saatte gelirsiniz dedi. Bay Fogg da tam saat dokuzda gemide oluruz cevabını verdi. Henrietta demir aldığı sırada dördü de gemideydi. Polis afiyesi Fix de onlarla beraber yolculuk yapıyordu. Hem de bedava. Paspartu bu yolculuğun kaç dolara mal olduğunu görünce eyvah çekti ki işitenler acıyıp kaldı. Fix'e gelince o da içinden şunları geçiriyordu. İngiltere Bankası bu işten zararsız kurtulamayacak galiba. Phyllis Fogg Londra'ya vardıkları zaman yol boyunca birkaç domar banknotu daha sağa sola saçmazsa para dolu çantadan 7 bin İngiliz sterlininden fazlası eksilmiş olacaktı. İlk günlerde yolculuk çok iyi geçti. Deniz pek sert değildi. Rüzgar hep kuzeydoğudan eseceğe benziyordu. Yelkenler de açılınca Henrietta sahici bir transatlantik gibi yol aldı. 38 saatten beri Bay Fox sağa sola geziniyordu. Bu arada tayfalara para verip onları gemiyi Liverpool'a götürmeye ikna etti. Sonra hemen Kaptan Speedy'yi kamerasına kilitleyip geminin kumandasını ele geçirdi. Artık gemiyi Phyllis Fogg idare ediyordu. Paspartu buna çok sevinmişti ama Fix çok şaşırmış hayret etmişti. Bayan Auda ise korkuyordu. Ayın 13'ünde Ternova adalarının yakınından geçtiler. Buralar tehlikeli yerlerdi. Hele kışın burada sık sık sis olur, korkunç fırtınalar patlak verirdi. Ama şimdi hava normaldi, rüzgar esiyordu. 16 Aralık günü Londra'dan yola çıkışın 75. günüydü. Henüz gecikmemişlerdi. Fakat gel gelelim o gün çarçıbaşı güverteye çıktı. Bay Fogg'un yanına gelip epey sert bir şekilde konuştu. Paspartu konuşulanları az da olsa duymuştu. İki gün sonra ayın 18'inde kömür bitti. O gün öğleye doğru geminin harita üstündeki durumunu tespit ettikten sonra Phyllis Fogg Paspartu'yu çağırdı. Git kaptan Spidey'i al, derhal buraya getir dedi. Biraz sonra kaptan bağırarak, küfürler savurarak pür hiddet güverteye çıktı. Duyduğu öfke soluğunu kesecekti neredeyse. Hemen neredeyiz dedi. Bay Fog hiç istifini bozmadan cevap verdi. Liverpool'dan 770 mil uzaktayız. Kaptan Sipidi, korsan herif gemimi kaçırdın, beni hapsettin diye bağırdı. Çağırmamın sebebi şu dedi Fok, yine oralı olmamıştı. Gemiyi bana satar mısın? Hayır satmam. Ölürüm de yine de satmam. Evet ama gemiyi yakmak zorunda kalacağım. Gemiyi yakmak mı? Bu geminin bedeli elli bin dolardır. Anladın mı sen diye bağırdı. Öfkeden doğru dürüst bağıramıyordu bile. Phyllis Fogg, iyi ya al sana yetmiş bin dolar dedi. Sonra da kaptana bir deste banknot uzattı. Kaptan birden yumuşayı vermişti. Kaptan Andrew Speedy parayı cebine indirdikten sonra Bay Fogg ona ''Sakın bu işe şaşayım'' deme dedi. Şöyle devam etti. ''Eğer 21 Aralık günü akşam 8'i 45 geçe Londra'ya varamazsam tam 20 bin İngiliz sterlini kaybetmiş olacağım. 21 Aralık günü 12'ye 20 kala Phyllis Fogg ve ekibi sonunda Liverpool limanına ayak bastılar. Londra artık 6 saat uzaktaydı.'' Fakat o sırada Fix onun yanına yaklaşarak elini omzuna koydu, cebinden tutuklama emrini çıkartıp göstererek ''Phyllis Fox sen misin?'' diye sordu. ''Evet benim bilmiyor musun?'' ''Öyleyse seni kraliçe adına tutukluyorum.'' dedi. Phyllis Fox tutuklanmıştı. Liverpool gümrüğünün bir odasına kapatılmış durumdaydı. Londra'ya naklini beklerken geceyi burada geçirecekti. Tutuklama sırasında Paspartu dedektifin üzerine atlamak istediyse de polisler onu tuttular. Bayan Auda bu beklenmedik olay karşısında korkmuştu. Paspartu ona durumu anlattı. Bay bir sıranın üstünde hareketsiz duruyordu. Bu anda bütün servetini kaybedip beş parasız kalmış, iflas etmişti. Üstelik hırsız sanılarak tutuklanmıştı. Programda şöyle bir satır vardı. 21 Aralık Cumartesi Liverpool Bay bu satırın üzerine 80. gün sabah saat 11.40 diye ekledi. Gümrük binasının saati biri çaldı. Şu anda bir eksprese binebilse akşam saat 8:45 45 geçeden önce Londra'ya ve Reform Kulübe varabilirdi. Alnı hafifçe kırıştı. Saat 2'yi 33 geçe dışarıda bir gürültü koptu. Açılan kapıların sesi duyuldu. Pasparto'nun dedektif Fix'in bağıra çağıra bir şeyler söylediklerini duyuyordu. Phyllis Fogg'un gözleri bir an için parladı. Odanın kapısı birden açılıverdi. Phyllis Fogg, Bayan Ağda'yı, dedektif Fix'i ve Paspartu'yu karşısında buldu. Hepsi birden ona doğru koştular. Fix soluk soluğaydı. Saçı sakalına karışmıştı. Konuşacak halde değildi. ''Şey, Bay Fogg'' diye kekeledi. ''Affedersiniz Bay Fogg, yanlışlık ama bu kadar olur, aksilik. Hırsızı üç gün önce yakalamışlar. Siz özgürsünüz artık. Phyllis Fogg serbest daha de doğruca dedektifin üzerine yürüdü. Adamın gözünün içine baktı. Hayatında hiç yapmadığı bir işi yaptı. İki kolunu geriye çekerek ani bir darbeyle iki yumruğunu birden fixin suratına indirdi. Paspartu bir an için saygıyı, sırayı unutarak kendini boks maçında sanıp bağırdı. Yaşa vur, daha da vur. Fix yere yıkıldı ama tek kelime edemedi. Bunu hak etmişti çünkü. Bay Fok'la Bayan Auda ve Pasparto hemen gümrük binasından ayrıldılar. Bir arabaya atladılar ve birkaç dakika içinde Liverpool garına ulaştılar. Phyllis Fogg, Londra'ya gidecek bir ekspres var mı acaba diye sordu. Saat 2'yi 40 geçiyordu. Ekspres kalkalı 35 dakika olmuştu. Yanlışlık yok, tamam o zaman. Phyllis Fogg özel bir tren hazırlattı. Fakat bir takım servis zorunlulukları yüzünden tren gardan ancak saat 3'te kalkabildi. Saat 3'te kalkan tren Londra'ya doğru yıldırım hızıyla gidiyordu. Liverpool-Londra arasını 5,5 saatte alması gerekiyordu. Yol açık olunca bu pekala yapılabilirdi. Fakat arada duraklamak zorunda kaldılar. Bu yüzden Londra garına geldikleri zaman şehirde bütün saatler 8.50'yi gösteriyordu. Phyllis Fogg bu koskoca dünya turunu yaptıktan sonra bu hesapça Londra'ya 5 dakika geç gelmiş oluyordu. Bu yüzden de giriştiği bahsi kaybediyordu. Ertesi gün Savirov'da komşular Bay Fogg'un eve dönmüş olduğunu duysalar çok şaşırırlardı. Çünkü kapılar, pencereler sımsıkı kapalı duruyor, dıştan bakılınca evde hiçbir değişiklik olduğu görülmüyordu. Gerçekten de gardan ayrılır ayrılmaz Felis Fogg, Paspartu'ya git yiyecek bir şeyler al demişti ve eve dönmüştü. İngiliz gentilmeni yemiş olduğu bu darbeyi her zamanki soğukkanlılığıyla karşılıyordu. Mahvolmuştu. Hem de o polis hafiyesi olacak aptalın yaptıkları yüzünden. Yola çıkarken yanında götürdüğü paradan çok az bir şey kalmıştı. Bütün serveti Baring Brothers Bankası'na yatırmış olduğu o 20 bin İngiliz sterlininden ibaretti. Fakat onu da reform kulüpte bahse girdiği arkadaşlarına verecekti. Gerçi bunca masraf ve sıkıntıdan sonra bahsi kazansa bile eline geçecek para onu tatmin etmeyecekti. Ama kaybettiği için beş parasız kalmıştı. Fakat o sırf şeref namus uğruna bu bahse tutuşmuş bulunuyordu. Bay Fog kararını vermişti bile, şimdi ne yapmak gerektiğini çok iyi biliyordu. Savilrov'daki evin bir odası Bayan Auda'ya verilmişti. Genç kadın yorgunluktan ve umutsuzluktan bitkin bir haldeydi. Paspartu belli etmeksizin efendisinin hiçbir hareketini gözden kaçırmıyordu. Fakat bu saf çocuk her şeyden önce kendi odasına koşmuş, 80 günden beri yanmakta olan hava gazı lambasını söndürmüştü. Kapıdaki posta kutusunda da hava gazı şirketinin faturasını bulmuştu. Bu yüzden kendisinin yol açtığı bu masraflardan birini olsun kesmek gerektiği düşüncesindeydi. Gece bitmişti. Ertesi gün Bay Fogg paspartuyu çağırdı. Bayan Auda'ya kahvaltı hazırla dedi. Bana da bir fincan çayla bir dilim kızarmış ekmek getir yeter. Sonra ben öğle ve akşam yemeklerinde bulunmayacağım. İşlerime çeki düzen vermem lazım. Sen artık Bayan Auda'ya söyle de benim kusuruma bakmasın olur mu? Ben aşağıya inecek değilim. Yalnız akşam üzeri bir aralık Bayan Auda'yla konuşacağım.'' Paspartu o gün yapılacak işleri böylece öğrendi. Yapacak başka işi yoktu. Odadan çıkıp genç kadının yanına gitti. Efendisinin söylediklerini anlattı. Sonra şunları ekledi: Bayan Avda, ben bu işte bir şey yapamam. Efendimin üzerinde hiçbir etkim yok çünkü. Ama siz belki. Bayan Avda, benim ne etkim olabilir ki? dedi. Bayfo kimsenin sözüne bakacak birisi değil. Kendisine ne büyük bir minnetle bağlandığımın farkında mı acaba? Gönlümden geçenleri anlayabildi mi ki? Bak Paspartu. sen bir an bile onun yanından ayrılma. Benimle bu akşam konuşacak değil mi? Evet konuşacak. Herhalde İngiltere'deki durumunuza yön vermek istiyor. Göreceğiz dedi genç kadın. Sonra da derin derin düşünmeye başladı. Phyllis Fogg da parlamento binasının kulesindeki saat 11:30 çaldığı halde kulübe gitmedi. Niye gidecekti ki? Bahsi kaybetmişti. Hem arkadaşları onu orada beklemiyordu ki. Bu yüzden sokağa çıkmadı. Akşamın saat yedi buçuğuna doğru Bay Fogg, Bayan Avda'ya benimle bir dakika görüşebilir mi acaba diye haber gönderdi. Biraz sonra da Bay Fogg ve genç kadın bu odada yalnız kaldılar. Phyllis Fogg bir iskemle alarak şöminenin yanına Bayan Avda'nın karşısına oturdu. Yüzünde hiçbir heyecan izi yoktu. Yola çıkan Bay Fogg nasılsa yoldan dönmüş olan Fogg da aynısıydı. Bayan Ada'nın yüzüne bakarak konuşmaya başladı. Sizi İngiltere'ye getirdim diye bana kızmadınız ya? Bayan Ada yürek atışlarının etkisinden kurtulmaya çalışarak "Ben mi Bay Fogg?" diyebildi. Sesi bir çocuk gibiydi. "Durun, henüz sözümü bitirmedim. Oralarda kalmak sizin için tehlikeli hale gelmişti. Ben de oralardan uzaklaştırmak istedim. Ama o zaman zengindim. Servetimin bir kısmını sizin emrinize vermek istiyordum." Böylelikle mutlu, serbest bir ömür sürecektiniz. Şimdi ise ben iflas etmiş biriyim artık. Bay Fogg, demek beni korkunç bir ölümden kurtarmanız yetmezmiş gibi, şimdi bu yabancı ülkede geçimimi sağlamaya kendinizi mecbur hissediyorsunuz öyle mi? Evet öyleydi. Fakat olaylar aleyhime döndü. Bununla beraber elimde kalan imkanlar az da olsa bunları yine sizin için kullanayım diyorum. İzniniz var mı?'' İyi ama siz ne olacaksınız Bay Fogg? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Öyleyse işin içinden çıkabilmek için ne yapmak düşüncesindesiniz? Bir çaresini bulurum sanıyorum. Şuna eminim ki sizin gibi bir insan hiçbir zaman yoksulluğun pençesine düşmez. Dostlarınız? Benim hiç dostum yoktur. Peki akrabalarınız? Akrabalarımdan kimse kalmadı. Sizin için çok üzüldüm Bay Fog. Çünkü yalnızlık çok acı bir şeydir. İçinizi dökecek kimseniz yok öyle mi? Oysa iki kişi baş başa verince sıkıntılar daha hafif gelir diye bir söz vardı yanılmıyorsam. Evet, öyle bir söz var. O zaman Bayan Au da ayağa kalktı ve elini Bay Fog'a uzattı. Öyleyse kendinize hem iyi bir dost hem de her zaman yanınızda olacak birini istemiyor musunuz? Beni eşiniz olarak görmek istemez misiniz? diye sordu. Bu söz üzerine Bay Fogg da ayağa kalkmak zorunda kalmıştı. Gözleri her zamankinden daha farklı parlıyor, dudakları titremeyi andırır bir hal alıyordu. Bayan Ao da gözlerini dikmiş onun yüzüne bakıyordu. Bay Fogg bu bakışın kendisini daha çok etkilemesini istiyormuş gibi bir an gözlerini kapattı. Gözlerini yeniden açınca da yalnız sizi seviyorum diyebildi. Evet, gerçek bu kutsal olan her şey üzerine yemin ederim ki şu anda sizi sevdiğimi anladım. Gönlüm tamamen sizin. Bayan Auda bir eli kalbinin üzerinde öyle mi diyerek iki kez haykırdı. İşte geldim baylar dedi. Evet salondan içeri giren Phyllis Fogg'dan başkası değildi. Fogg daha önce uşağı Paspartu'ya ertesi gün kıyılacak nikah için Samuel Wilson'ı çağırmasını söylemişti. Paspartu da büyük bir memnuniyetle çıkıp gitmişti. Rahip evde yoktu. Bu yüzden beklemek zorunda kaldı. Hem de en azından 20 dakika. Rahip Samuel Wilson'ın evinden ayrılırken saat 8.35 olmuştu. Zavallı uşağın evden ne halde çıktığı görülmeye değerdi. Saçı başı darmadağın, bacaklarının son gücüyle koşmaktaydı. Sokaktan gelip geçenlere çarpıyor, hatta kimisini deviriyordu bile. Üç dakika içinde Savildrov'daki eve dönmüştü. Bay Fogg'un odasına girince soluğu kesildi yere yığılı verdi. Konuşacak halde değildi. Bay Fogg, ne var ne oluyor diye sordu. Uşak, efendim nikahınız imkansız diye kekeledi. İmkansız mı neden? Yarın imkansız yani. Niçin yarın imkansızmış? Çünkü yarın pazar. Bay Fogg cevap verdi. Nereden çıkarıyorsun yarın pazartesi? Hayır efendim bugün cumartesi. Cumartesi mi? Olur mu öyle şey? Evet evet diye bağırdı uşak. Siz bir gün yanlış hesaplamışsınız. Biz buraya 24 saat önce geldik ama ancak 10 dakikalık vaktimiz var. Pasparto efendisinin yakasına yapışmış, onu kuvvetle sürüklüyordu. Phyllis Fogg bu durumda düşünmeye bile vakit bulamadan odadan çıktı. Evden ayrıldı. Bir arabaya atladı, arabacıya yüz sterlini vaat etti, yolda beş arabaya çarptıktan sonra reform kulübe vardılar. Büyük salona girdiği zaman da saat 8'i 45 geçiyordu. Phyllis Fogg bu dünya gezisini tam 80 günde başarmış oldu. Yine böylece tutuştuğu 20 bin İngiliz sterlini bahside kazanmış oluyordu. Bay Fogg bu yanlışlığı nasıl yapabildiğine şaşırıyordu. Her işi saniyesi saniyesine yapmıştı ama biraz düşününce bu yanlışlığın çok basit bir sebebi olduğunu gördü. Phyllis Fogg kendisi de farkında olmaksızın yolculuk sırasında bir gün kazanmıştı. Bu da sürekli doğuya doğru giderek turunu tamamlamasından kaynaklanıyordu. Bu geziyi batıya doğru giderek yapsaydı bir gün kaybedecekti. Buna göre Phyllis Fogg 20 bin İngiliz sterlini kazanıyordu. Ne var ki bunun aşağı yukarı 19 bini yolda harcanmıştı. Bu bahisten kendisine çok az para kalmıştı. Amacı mücadele edip bahsi kazanmaktı. Para her zaman olduğu gibi ikinci planda kalıyordu. Nitekim geri kalan parayı da paspartu ve polis afiyeti arasında paylaştırdı. Zaten Bay Fogg bu adama karşı hiçbir hınç ve öfke duyamıyordu. Yalnız uşağa paspartunun parasını verirken onun dalgınlığı sonucu boşa yanan hava gazı parasını kesmeyi unutmadı. Çünkü bu başka bir işti. Dostluk ve alışverişi karıştırmamak gerekiyordu. Bay Fog her zamanki gibi sakin ve soğukkanlı bir edayla hemen o akşam Bayan Auda'ya evlenmekten vazgeçmediniz değil mi diye sordu. Genç kadın hayır diye cevap verdi. 48 saat sonra nikah kıyıldı. Pasparto büyük bir gururla genç kadının nikah tanığı oldu. Bayan Auda'yı diri diri yanmaktan o kurtardığı için bu şerefi de o hak etmişti. Ertesi sabah şafakla beraber Paspartu Bayfogun kapısına küt küt vuruyordu. Kapı açıldı. Ne var? Şey, biraz önce bir şey öğrendim de. Neymiş o öğrendiğini söyle bakalım. Efendim, biz o yolculuğu 78 günde de yapabilirmişiz. Elbette Hindistan'dan geçmeseydik bu yolculuğu 78 günde tamamlayabilecektik. Oradan geçmeseydik Bayan avda kurtulamayacaktı. Böylece ben de onunla evlenme imkanını bulamayacaktım. Bay Fogg daha sonra sakin bir edayla kapıyı kapattı. Bir kez daha Phyllis Fogg kendisine güvenip bahsi kazanmayı bilmişti. 80 günde devralem dinlediniz. Son